düş yüreğimin içine. Bir sancı saplanmış ruhumun gökyüzüne. Kaybettim kendimi düşünceler içinde. Gel de kurtar, gücün yeterse bitsin işkence. Efendim, serbest vuruşa hemen canınızı sıkacak bir haberle başlayalım. IMF verilerine göre Nisan 2021 itibariyle Türkiye pandemi döneminde milli gelirine oranla %1.9'la vatandaşına en az yardım yapan ülkeler arasındaymış. Günlük vaka sayısı 400 bini geçen Hindistan bile milli gelirinin 3.1'ini halkına ayırmış sevgili izleyenler. Siz sevgili bu şeyi dağıtanlar, bizi niye sevmiyorsunuz ya? Biz size kendimizi niye sevdiremedik? Vergi dediniz verdik, SMS atın dediniz attık, evde oturun dediniz oturduk, biz daha ne yapalım ya? Bu arada merak eden varsa bizim altımızda da sadece bir ülke var. O da Meksika. Onun da halkının yarısı zaten duvarın öbür tarafına atlayıp Amerika'ya geçmeye çalışıyor. Yine Dünya Ligi'ndeyiz anlayacağınız. Efendim, ünlü şarkıcı Kanye West'in 2008 yılında düzenlenen Grammy ödüllerinde giydiği ve başka bir örneği olmayan ayakkabısı tam 1.8 milyon dolara satılmış. Size de öyle geliyor mu, yoksa özellikle son 2 yıldır bizim cebimizde kuruş olmamasına rağmen bu milyonlar milyarlar sürekli havalarda mı uçuşuyor? Bu rapçi ayağı kokulu sneaker aşkı bize bazı sorular sordurup bizi ilginç bir istatistiğin kucağına itti. Kim bu kullanılmış ayakkabı fetişistleri ve çöpe atacak ne kadar paraları var? Dünyada tam 46.8 milyon milyarder varmış. Ve bunlar tam 158.3 trilyon doları
ellerinde tutuyorlarmış. Global Varlık Raporu istatistiklerine göre dünyadaki varlığın %52'si bu milyonerlerin %1'i tarafından kontrol ediliyormuş. Evet, %1. Vallahi tek yol devrim mi, bu %1'e yaltaklanmak mı, aralarda gidip geliyoruz biz. Elimize geçen diğer üzücü bir istatistikse bu %1'lik kesimin içine ne siz ne de biz 100 yıl yaşasak giremiyoruz efendim. Geçmiş olsun, başka hayatlara artık. Sevgili izleyenler, simülasyonumuzun bu haftalardaki yan konusu biliyorsunuz pasaport. Önce gri pasaport, elimizde sığınma hakkı belimizde diyerek ülkeden uçan onlarca vatandaşımızdan, sonra bu haftada TikTok'ta pasaportlarının pandemi döneminde bir işe yaramamasını mizahi bir dille videoya alan gençler mahkemeye çıkarılmış. Ve bilin bakalım, gri pasaportla insan kaçakçılığı yapanlara mı kelepçe takıldı, yoksa 10 saniyelik mizah videosu çekenlere mi? Gri pasaport diyenler ülkemizde yeni herhalde hoş geldiniz diyoruz. Çünkü tabii ki gençlere takıldı. Kararsa olacak o kadar skeç yazarları tarafından kaleme alınmış olacak. Çünkü pasaportlarını kullanamadıkları için skeç çeken gençlere devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama suçundan yurt dışına çıkış cezası verilmiş. Evet, zaten çıkamadıkları yurt dışına. Sevgili izleyenler, genelgelerle yürüyen canım simülasyonumuzda bu haftada yeni bir genelge yayınlandı. Buna göre 15 ülkeden gelen turistlerden, ki bunların arasında iki gözümüzün zulmü Çin'de var, PCR testi istenmeyecekmiş. Evet, biz kendi ülkemizde elimize eczane poşeti almadan yolun başına gidemiyoruz korkudan ceza yeriz diye el alem PCR testsiz elini kolunu sallayarak ülkeye giriyor. Taksim'de dolaşıyor, orada burada denize giriyor. İçkisini içiyor, vur patlasın, çal oynasın. Yani biz kalabalık etmeye mi başladık acaba biraz? Rahatsızlık veriyorsak bir gri pasaportla bizi ayarlayın ya. Bir de şansımızı dışarılarda deneyelim. Efendim, 17 günlük kapatmayı beynimize yiyince büyük şehirlerimizdeki vatandaşlarımız küçük puşt biraz da deniz havası alsın diye kolundan tutup kendisini tatile götürdü. Bodrum girişinde kilometrelerce kuyruk oldu. Şimdi diyeceksiniz ki sizin Türk Bükü'nde yazlığınız olsa gitmez misiniz? Fakir edebiyatı yapmayın diye. Doğru, vallahi gideriz. Ama önemli nokta şu ki zaten daha tam kapanma olmayan bir tam kapanma görmemişken tüm suç yine bize kalacak. Çünkü yasaktan muaf olan meslekler ve özel izinler çıkarılınca dışarı çıkması yasak olan bir komşumuz Aysel teyze falan kalıyor. 17 günün sonunda bu Covid'ler göçümüz yüzünden kabak yine bize patlayacak. Biz ne güzel kapatmıştık, tatilciler yüzünden yayıldı diyecekler. Sevgili izleyenler, tüm bunlar olurken bir de tabii ki içki krizi yaşandı. Kanunla açıklanamadığından sadece canım öyle istiyorla açıklanabilir bir içki yasağı geldi. 17 gün boyunca tekerler kapalı olacakken marketlerde içki satamayacak dendi. Ama konu hakkında bırakın kanunu, genelge bile yoktu. Yetkililerin bir sözü üzerine kimi yerlerde satışlara ara verilirken Türkiye yeni bir muhalefet partisiyle tanıştı. Şimdilik en güçlü olmasa da en alfa parti ünvanını bizden alan Büyük Türkiye Tekel Bayileri Partisi, yasak masak yok, alın içkinizi dedi. Bu sefer de İçişleri Bakanlığı çok şey etmeyin biz şey yapıyoruz minvalinde bir genelge yayınladı. Sonuç, yine bir genelge ve zulaladığı içkilerle yasağı anlamaya çalışan vatandaş. Sevgili izleyenler, Almanya'da ormanlık alanda çanta içerisinde el bombası bulunması ihbarıyla olay yerine giden polis el bombası şeklinde seks oyuncağıyla karşılaşmış. Bomba etkisi yaratan sürpriz karşısında araştırmalarını derinleştiren polis çantanın içerisinde prezervatif ve kayganlaştırıcı da bulmuş. Çantadan çıkanlar bomba imha ekibinin bir süre biz nasıl bir savaşın içerisindeyiz diye düşünmesine sebep olsa da internetten araştırılan cismin seks oyuncağı çıkması gönüllere su serpmiş. Şu seks oyuncaklarını olması gerektiği şekilde yapın canım sizde. El bombası şeklinde seks oyuncağı mı olur? Alman polisinin zamanını boşa harcamaya hakkınız yok. Ayrıca bize Almanya'da hayat normale dönüyor dediklerinde böyle hayal etmemiştik. Artık insanlar evde kaldıkları süre içinde can sıkıntısından ne yeminler ettilerse intikamını almak için ilk fırsatta kendilerini ormana atmış olabilirler. Şaşırmamak lazım. Evde dur, hepimiz sıkıntıdan patladık sonuçta. Sevgili izleyenler, Bill Gates'e Trakya'dan toprak aldığına dair iddialar yerel haber sitelerinde yer alınca komşu olacaksınız vaadiyle bölgeden parsel satılmaya başlanmış. Ya daha geçen ay aşı içinde çip takıyordu bu adam size. Ne ara tuz isteyecek kadar 180 derece döndünüz. Ama bu dostunu yakın, düşmanını daha da yakın tut politikasıysa saygı duyarız. İnsanlık üzerindeki planlarını biz sabah kahvesine gidince öğreniverin bakalım neymiş. Bill Bey de ağzının tadını biliyormuş. Arsa almak için çok doğru seçim. Hem köprü dikilebilir her an, değerlenebilir. Ya da bir ufak Silikon Vadisi de Edirne'ye açılabilir. Küçük ama. 75B.
Sevgili izleyenler, Levent Kırcı aramızda olsaydı üzerine 5 skeç çekebileceği saçmalıkta bir kararla yine sinir uçlarımız meme yaptı. Efendim, ülke sahillerine girmek için dil ve sarışınlık şartı getirildi. Plajlarımız Türk ihtiva etmeden turistlerin hizmetine sunulurken yasağı delen Türk vatandaşlarına gel gel bir sıra gel denilerek ceza kesildi. Böylelikle küçük puştun bir de üstüne ırkçı olduğu ortaya çıktı. Ya da meseleye ekonomik açıdan yaklaşıyor, inanın artık bilmiyoruz. Böylesi bir manzara en son işgal devletleri ülkedeyken yaşanmıştı. Topraklar bizim ama sefası Arnold'un. Coğrafya is a destiny. Kıps. Efendim, sırada göğsümüzü kabartan bir başarı haberi var. Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Avrupa Trambolin Cimnastik Şampiyonası'nda Elif Çolak ve Sıla Karakuş gençler senkronize finalinde ikinci olarak trambolinde ülkemize ilk gümüş madalyayı kazandırmışlar. Kendilerini canı gönülden kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Hanımlar beyler, serbest vuruş bitti. Afra Saracoğlu. Feels. Senin için çaldılar. Teşekkür ederim. Katy Perry sevdiğini öğrendik bir yerlerden. Evet. Sadece ama bunu çalıştık. Yani başka bir şey yok. Yani Katy Perry'den başka bir şey istersen bilmiyorlar. Zor durumda bırakmazsan bizi çok sevinirim. Tamam, ben oradan aldım. Aynen. Yeterli, çok yeterli. Teşekkür ederim. Yeterli, ben de öyle düşündüm. Ama dokun bana çalabiliriz. Çalın abi. Afra hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyi, fena değil. Şimdi sevgili Afra. İnanır mısın, senin hakkında külliyat dolduracağız bu sorularla. Hı. Şimdi senin isminin anlamı berrak, temiz ve saf anlamına geliyor değil mi? Evet, aynı zamanda beyaz toprak. Beyaz evet, toprak beyaz anlamında toprak, mı? Bak onu toprak. Biz bilmiyorduk. Yani temiz toprak anlamında. İşte gösterişli, fiyakalı anlamında da kullanılıyor ya. O, evet. Tabii ki sana öyle bir şey niye isim koysunlar. Peki Afra mı, Afra mı? Sen Afra hangisin? Afra değil. Onun mi? Ortası Afra. Afra. Yani şöyle ilk iki harfi var ya, A ve F. Evet. Oraya hani vurgu yapmadan Afra değil, Afra. Afra. Evet, çünkü Afra deyince Afra tafradan geliyor evet. gibi oluyor. Biri özel isim, Afra'nın başka biri şey, bir anlamı evet. var. Aynen öyle. Aynen. Çok güzel bir ismin var. Telaffuzunu da öğrendiniz. Doğru düzgün seslenin bundan sonra Ama Mert Afra ne diyor hala? Ne diyor? Afra diyor. Şaka yapıyorsun. Bir türlü öğretemedim. Nasıl öğretemedin ya? Çok inat ediyor yani bu konuda hala yani Afra pislik diyor. Pislik için pislik yapıyordu. Yok. Ha söyleyeyim yani. Afra diyeyim. Hay Allah gelseydi Allah. Burada bak çözerdik biz onu. Hallederdik yani. Peki çocukluğundan beri aslında kendi kendine kostüm dikip sahneler yazıyorsun evet. falan. Nereden peki? Nereden? Yani sanırım bu bir şeyleri oynama merakım benim Avrupa yakasından Aa. Geliyor. Orada Burhan Altıntop'un taklidini yapa yapa böyle Şaka bir başladı. Burhan Altıntop'un taklidi. Bu kadar güzel kız Burhan Altıntop. Evet. Nasıl yapıyordun ya? Ya işte yapıyordum bilmiyorum küçükken. Evet. Bir tek o Avrupa yakasını izliyordum. Ha. Orada Engin Günaydın'ı izleye izleye işte Burhan Altıntop'un taklidini yapmaya başladım. Sonra işte biz Antalya'ya taşındığımız zaman böyle içimden sürekli bir şeyler oynamak geliyordu. İşte iki tane farklı karakter düşünüyordum ama aşırı hani şey, dümdüz karakterler. Hmm. Yani böyle bir altyapısı hiçbir şey yok. Bir derinliği olmayan işte bir kötü bir iyi, bir katil, bir işte kurban. Böyle yazıp onları da aynı zamanda oynamaya çalışıyordum. Akçay'dayken de orada benim çocukluk arkadaşlarım var işte. Onları da içine dahil edip böyle işte süper kahraman senaryoları, hikayeleri yazıyordum. Öyle bir merakım olmaya başladı. Peki 13 yaşında modellik yapmaya başlamışsın evet. diye bir bilgi var. Şimdi bu güzellik standartlarının göz önünde olmanın böyle bir hani baskısını o kadar erken yaşta yaşadın mı? Hani genelde işte biz şimdi şu anki yetişkin yaşlarımızda bu güzellikle ilgili bir baskı zaman zaman Hı-hı, yaşadığımızı evet. yani kadınların özellikle evet. yaşadığını Hı-hı. düşünüyoruz. Bu o yaşlarda da böyle bir baskı hissettin mi? Bununla ilgili mesela bir kabuk oluşturmaya başladın mı o zamandan? Evet, tabii ki oluşturmaya başladım. İnsanlara karşı daha böyle hani mesafeli yaklaşmaya başladım. Çünkü çok zorbalığa uğruyordum okulda. Evet. Aa, ne gibi? Yani şöyle şeyler oluyordu. Atıyorum koridorda yürüyorum. Geliyor arkadan işte omuz atıyor. Halbuki ben kızı tanımıyorum bile. Aa. Bir gün bir arkadaşımla işte film izliyoruz, sinemadayız. Sinemadan çıktım. Bana biri bir mesaj attı.
Dedi ki işte okulun etrafını gördün mü? İşte her yerde senin fotoğrafların var. Ben olsam işte çok üzülürdüm falan filan. Aa. Bayağı ben böyle çıktık işte filmden, gidiyorum eve doğru. Baktım okulun dışı bütün her yer trafolar benim fotoğraflarım. İşte biri benim hakkımda bir sürü şiirler yazmış, bir sürü şeyler yazmış. Bütün o modellik fotoğraflarımı asmış falan filan. Aa. Tabii ben bunları bir hışımla böyle yırttım, hani aldım oradan. Ya böyle şeyler çok yaşadım. Bu kötü bir şey mi? Bu çok kötü bir şey bence. Beğendikleri ya o birazcık şey dalga geçmek bir şey. Gibi bir şey aslında ha. Yani. Eğer gerçekten benden hoşlanıyorsan bir söylersin yani bir özelden ya. Bir evet. Söyle ya da yaz. Bilmiyorum. Hani evet, bunu afiş etmek korkutucu da bir çok şey. Korkutucu bir şey evet. Sonra çok nasıl çözüldü? Çok çekinerek yaşadım yani bir süre. Çok çekindim. Allah Allah. Sonra tabii dediğin gibi o kabuklanma da yavaş yavaş oturmaya başladı. 97 doğumlusun ama ruhum yaşlı demişsin bir yerlerde. Eskiden mi dedin, hala öyle de olduğunu düşünüyor musun? Hala öyle sanırım. Ya. Evet, yaşıtlarımdan çok daha şey oluyor, olabiliyorum, daha olgun olabiliyorum. Peki bunun özel bir nedeni var mı sence? Yani sanırım annemle beraber yaşadığım için olabilir. Çünkü ben böyle işte evin böyle erkeği, babası rolüne bürünüyordum daha çok. O yüzden sanırım. Anladım, sorumluluk. Sorumluluk üstlendi. Aynı güzel ya. Vallahi inanılmaz ya gerçekten. Böyle şeyler öğrenince, hatta bu kadar da zarif insanların hayatında böyle öyküler olduğunu öğrenince vallahi yaptığım şeyi daha çok seviyorum ha. Nereden bileceğim ki yoksa ben Afra'nın böyle bir hikayesi var. Hiç estetiğin var mı? Yok. Aa nasıl şaşırdın? Ah yok. Yok, ihtiyacın olsa yaptırırsın ama. Mı? İhtiyacım olsa yaptırabilirim. Çok karşı değilim açıkçası. Aynen. Hiç aksini duymak için yalandan kendini gömdüğün oldu mu? Tabii ki. Oluyor. Mesela? Ya bugün göz altlarım çok mu şiş falan. Gerçekten mi? Evet, oluyor böyle şeyler. Bu kızı da bu ihtiyaca maruz bırakan, ne bileyim. Peki bir adresi ararken şapşal görünmemek için telefonla konuşur gibi yapar mısın? Çocukken yapardım ama şimdi yapma gereğini duymuyorum. Çünkü şapşal görünmüyoruz bence. Gerçekten adres arıyoruz. Tabii. Yani bence de öyle. Evet. Yani küçükken öyle bir arayış içine giriyormuşuz sanırım. Yani, çaktırmayayım. Çaktırmayayım falan. Vallahi başka yok, gerçekten bir şey... adres aramıyorum. Kazandığın ilk parayla ne aldın? Ne aldım değil, ne ödedim. KYK borcumu ödedim. Evet, bu önemliydi benim için. Çok haklısın. Arkadaşlar, var mı bu KYK borcu olan? Alev mi o? Yok. Benim de var. Süper. Senin de mi var Efe? Hala, devam eden bir şey. Yine ödemedim. Unuttun. Yapılandırma da gitti tabii. Büyük geçmiş. Ama Efe daha ilk parasını kazanmadığı için kazanınca ödeyecek o da. İnşallah Efe. İnşallah. Arkadaşının sevgilisini başkasıyla flörtleşirken yakalasan bunu ona söyler misin, söylemez misin? Söylerim. Yani şimdi empati yapıyorum. Benim bir arkadaşım bana söylemese ben bunu sonradan öğrensem ağzına... Tükürürsün. Tükürürüm. O yüzden kesinlikle söylerim. Ben bunu mesela bu soruyu düşünüyorum ha. Ben de hala düşünüyorum. Emin değilim biliyor musun? Evet ama söylerim. Ezgi söyler misin? Söylemez. Neden? Tibet. Ya yakın işte canım. Çok yakın. Ben net söylerim. Çok yakınsa yani... Yani mesela kulağına emiyorsa söylemezsin. Dudağından öptüyse söyler misin? Söylerken mi var? Ha. Ya kusura bakma kulağını rıt yapıyordu. Çok ben rahatsız olmadım açıkçası ama bilmen lazım bunu. Mesela ben söylemem diyen var mı? İlişkisine bağlı. Sevgilisiyle ilişkisine mi? Onun ilişkisi. Aynen, ne yaşıyorlar? Umay sen söyler misin? Ben söylerim. Bana ne günah boynuna diyor. Bana ne günah boynuna. Cem sen söyler misin? Söylersin. Süper. Arkadaşlar ben galiba söylemem. Neden ya? Ben mesela nedenini çok merak ediyorum. Bana düşmez. O gördüğüm arkadaşa söylerim. Ama şöyle, ben senin arkadaşın, çok yakın arkadaşınım. Aha. Zaten ben sana, yani işte, çok yakın arkadaşım sana söylemem ve zaten o ilişki biter. Yani söylemeden de onu çözerim ben yani. Anladım. Ama şey, o çünkü ekstra bir mutsuzluk verebilir gibi bir şey düşünüyorum. Yani kendimi onun yerine koyuyorum. Mesela sen bana böyle böyle bir şey oldu desen,
Ya keşke bana söylemeseydin ya. Hani başka türlü halletseydin falan diyebilir miyim? Ben de keşke bana miyim? Söyleseydin derim. İşte ne bileyim. İşte. Ben de böyle bir tuhafım demek. Sen de böyle bir... En iyi arkadaşının en iyi arkadaşın olmasını sağlayan üç şey sayar mısın? Dürüst olması. Çünkü yalan söylenmesini istemem. Eğlenceli, komik olması. Üçüncüsü sadık olması. Hiç başkasının çok komik bir anısı başka bir ortamda kendininmiş gibi satıldı mı tarafından? Yapıyor musun bunu? Yapmıyorum. Ha. Ama çok yalan söyledim belli değil mi şu an? Hayır yapmıyorum. Komik anı değil ama biri mesela bir şey söyle bir konuyla ilgili. Oha çok mantıklı diyorum. Başka bir yerde satıyorum onu. Ha öyle bir şey. Aynen. Kulaktan doğru. Birinin komik anısını şey. Alıp da benim komik anım diye anlatmıyor. Peki tarihe yön vermiş hangi isimle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını Instagram'a koymak isterdin? İstemezdim. İstemez mi? Yani tarihe yön vermiş bir insanı niye Instagram fotoğraf koyayım ki? Çok mantıklı. Çok saçma geldi bana. Aynen. Ben de kendime saklardım. Ben de kendime saklardım. Mantıklı. Kim olsun isterdin o? Da Vinci. Da Vinci? Evet. Neden? Severim kendisini. Hakkında çıkan en abuk magazin haberi ne? Afra Sarıçoğlu küçükken dangalatmış. Haberi. Sana kötü bir haberim var. Bu hakaret, haber değil. Evet. Ya şöyle bir şey aslında. Biz arkadaşımla bir canlı yayın açtık. Ha. Ve böyle dışarıda biz ikimiz nasıl konuşuyorsak canlı yayında da öyle konuşuyoruz. Hı. Çünkü zaten gelen işte 7-8 bin kişi falandı sanırım, hatırlamıyorum çok. Sonra ben orada tabii açık söz yerine işte küçükken şöyleydim, böyleydim, şunu söyledim, bunu söyledim, dangal bilmem ne falan demişim. Onu geçirmişim zaten ama öyle bir başlık atılması. Ne münasebet yani, ben biraz küçükken dangalakmış. Canlı yayında dangalaklık raporunu açıkladı. Evet. Az önce bahsettiğimiz konferansta da açıklandı. Evet, o dangalakmış şeyi öyle büyük büyük harflerle görünce. Gerçekten berbat. İnsan bir şaşırıyor. Evet. Peki fake sosyal medya hesabın var mı? Yok. 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 Çok net söyledim. Bunu söylemeyi çünkü şey... Gerçekten yok. Gurur duyuyorum kendimle. Ha. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Çok uzak değildim bundan bir hafta önce. Bir açmayı denedim. Sonra işte böyle uğraşıyorum falan filan. İsim böyle işte yapıyorum bilmem ne. Mail hesabı sırasına geldi. Kendi mail hesabımı kullansam mı dedim. Ve dedim ki burada bir gariplik var. Ben bu işi yapmayayım. Aynen, kesin bulunurum bir şey olur aynen, falan. Evet. Bir arkadaşım dedi ki saçmalama da aynı mail hesabıyla asla olmaz. Başka evet. Mail hesabı açman lazım dedi. Sonra da ben onunla kim uğraşacağım yani. Yani ayrıyeten mail hesabı açacağım falan hiç uğraşamam dedim o yüzden. Yani yok. O kadar zaten böyle bir baktığın ettiğin bir şey yoksa. Yok. Peki hiç yaşını büyütüp bara diskoya girdin mi? Yaptık, ailemle yaptım ama. Ailenle yaptın? Evet. Annenin yaşını mı büyüttün? Yok, hayır ailemleydi. Ha ama işte o zaman izin vermiyorlar mı? Yine mi bakıyorlar? İzin vermiyorlardı. Bir yer izin vermiyordu hadi Antalya'da ya. Bir yer. Peki sevgilinin günlüğünü bulsan okur musun? Okumam, durun. Buldum ve okumadım. Okumam. Galiba. Çok merak ederim ama okumayacağım. Neden okumazsın? Mesela okumam. Ben de okumam. Canım onun özelliği. Canım düşünün. Sıkılır aynen öyle. Yani orada belki beni rahatsız edecek bir şey olacak ve ne üstüme düşmeyen bir şey olayım. Aynen yani. Doğru söylüyorsun. Peki nazara inanır mısın? İnandığım zamanlar da oluyor, inanmadığım zamanlar da oluyor. Hı. Neye göre? Neye göre? Bir gün mesela her yerimden bir şey çatlıyor, patlıyor, bir gözüm morarıyor bilmem ne oldu, nazar mı oldu falan filan diyorum. Ha öyleli. Ama yoksa yok ya, yok okay. İnanmıyorum çok fazla. Evindeki en pahalı eşya ne? En fazla televizyondur. Öyle mi? Evet, ben çok öyle pahalı eşyalar almayı sevmiyorum. Okey, televizyon da ucuz bir şey değil. Çok ucuz bir şey pahalı. Değil. Peki elektronik bir eşya aldığında üstündeki jelatini hemen çıkarır mısın? Hemen, anında. Ha. Tabii, yeni bir şey aldığım zaman üstünde bile denerim yani. Peki bir takıntın var mı? Çok yok ama çok yok, çok yok ama karantina döneminde böyle bir delirmiştik artık annemle beraber evde. Ya. İşte gece yarının kahvaltısını falan böyle konuşuyorduk ne yapsak. Ben dedim ki anneme, anneciğim dedim ben hani uzun süredir hani hep katı yapıyoruz işte kayısı yumurta yemek istiyorum dedim. Tamam kızım dedi işte sabah oldu böyle günaydın falan baktım annem böyle mahcup. Gittim anne ne oldu falan. Yani kızım hani ben pişirdim ama böyle biraz katı gibi oldu. Hani sen yine de bir bak dedi. Neyse ben kırdım bakıyorum falan. Anne dedim yani kayısı oğlum. Değil katı. Yani sen Lütfiye Ayvacıklı olsun. Yani benden çok yumurta yapmışlığım var. Niye böyle bir şey oldu falan filan. Öyle bir kayısı durumuna bir ara takılmıştım ama şu an takılmıyorum. Hiç kimseye itiraf edemediğin ama yalnız kaldığında dinlediğin bir şarkı var mı? Çok özel.
Evet işte onu soruyorum. Ne? İtiraf edeceğim şu evet, an. Mert'le arada böyle arabanın camlarını açarak son ses dinlediğimiz Apache gibi bir şarkımız var. Hangisi? Sözer Sepetçi Sevme. Hiç arkandan sinsice kuyunu kazan birini kuyuya gömdün mü? Gömmedim. Oldu mu? Olmuştur. Sen ama ben mı? Çok böyle uğraşmam öyle şeylerle. Eden bulur kafasındayım daha çok. Karmış yani çok uğraşmam zaten meşguldüm o sıralar. Peki. En son ne zaman hüngür hüngür ağladın? Sanırım evet 2-3 gün önce. Senaryo okurken öyle ağlayasım geldi. Senaryo okurken? Evet. Ne oluyordu? Hiç kendi horlama sesine uyandın mı? Soruya bak. Bak Afra Saracoğlu'na ne sordun? Yok uyanmadım ama gerçekten. Horlama sesine sen cancağız mı yani? Ama niye horlayabilirim? Horlayamazsın. Afra sen horlayamazsın. Ben horlayabilirim. Yok, sen horlayamazsın. Hayır canım. Yok, ama münasebe. Uyanmadım evet. Kıvırcık saç mı düz saç mı? İkisi de. İkisi de. Güzel galiba. Fırından ekmek alsan eve gidene kadar ucunu yemiş olur musun? Olurum. Bazen. Hiç sevgilinden ayrılırken sorun sende değil bende kartını kullandın mı? Tabii ki kullandım. Sorun sende miydi? Bendeydi. Ha. Evet. İşe yaradı. Okey tamam. Peki hiç kirli sepetinden çorap, tişört falan giymişliğin var mı? Var. Ne giydin? Şu an giydiğim olmuş çoraplar kirli sepetimden. Kirli sepetinden evet şunlar. Çok da kirli görünmüyor bembeyaz çorap. Değil ama giyiyorum. Çorap giyiyorum genelde. Çorap giyiyorsun genelde. Peki hiç sadece o anı kurtarmak için söylediğin bir yalanı unutup ardına başka bir yalan daha söyleyip en nihayetinde böyle kuyruklu yalana düştüğün oldu mu? Ben çok yalan söylemeyi sevmiyorum. Ya söylemişsem de böyle pembe yalan gibi bir şeydir. Pembe nasıl oluyor? Yani böyle işte şey gibi. Pembe şey bir yalan yani hani çok insanların hayatını etkilemeyen ve... Yok gerçekten yani yalan söylemeyi sevmiyorsun da söylüyorsun mu? Söylüyorum tabii. Ha aynen. Söylemeyen var mı? Ama yani? Çok sık söylemeyi sevmiyorum. Çok sık her ben dakika de sevmiyorum. Sürekli. Hatta bazen saçma oluyor. Yani biraz fazla yalan söylediğimi düşünüyorsam gereksiz bir yerde gereksiz çok doğru bir şey söylüyorum. Yani söylenmeyecek yerde. Evet. Söylenmeyecek bir şey söylüyorum. Ah falan diye. Böyle bir geliyorlar. Artık doğruyu söylüyorum. Yeter be aman öf. Neydi? Yani bir de mesela benim yalan söyleme nedenim hep karşımdaki birini kırma korkusu. Kırma, aynen benim de öyle. Ben onu çok sonra eski ama canına yapıyordum. Sıçıyorum yani kırmayayım diye söylüyorum. Yok hayır ben yani. Onu çok sonra... yapıyordum eskiden ama şimdi o kadar yani yok. Yalan İyi, söyleyemiyorum canım. O kadar yani. Böyle yolda yürürken karşında asla o an sohbet etmek istemediğin birini gördün. Hı-hı. Bir şekilde oradan tüyer misin görmemiş gibi yapıp yoksa tamam ya ne yapalım deyip konuşurum. Direkt tüyerim. Tüyersin ne yaparsın evet. Mesela bir şey yapar mısın? Yok direkt böyle kaçarım. Ha gör yani hiç aynı merhaba kaldırdı. Bile vermem. Ha görmedim ben falan. Peki hiç konu hakkında fikrin olmamasına rağmen sırf ortamda muhabbet dönsün diye atıp tuttuğun olur mu? Ay kesin olur. Ya şöyle daha çok böyle şey benim. Evet evet aynen kesinlikle ben de öyle düşünüyorum falan. Hani bunlar sadece böyle daha çok kanırtmam yani. Doğru. Çünkü rezil olurum. Mantık. Sims oynarken Mert ve Afra diye karakterler oluşturduğun oldu mu? Yaptım bunu. Ne oldu o karakterle? Sonra oynadık Mert öldü. Karakter olarak öldü. Üzüldüm bir daha yapmadım. Çok mantıklı. Çevrenden en çok uyarı aldığın konu ne? Dik dur Afra. Şu anda bile hatırladım kendimi. Dikleştiriyorum evet. Dik durmuyor mu ya? Çok dik durmuyorum. Yani şöyle oluyor mesela. Böyle daha çok işte bizim gibi ergenlerin problemi oluyor. Mesela dik dur deyince aslında şunu yapman lazım yani şu. Ha. Biz mesela sürekli böyle yapıyoruz işte. Bershka mankeni. Şu. Zara modeli. O değil mi o?
Bazen evet. Evde şöyle yürüdüğüm oluyor. Şu ne ya? Gerçekten zor. Mesela ben GTA'da denesem... bir tane kız var ya şöyle. Çok sağlıksız olduğunu bildiğin ama hunharca yediğin bir yemek var mı? Abur cubur, cips. Ha, evet, hamburger, mi? Patates kızartması. Falan. Yerim falan. Aa, gördünüz mü? Tanıştınız mı benim en yakın arkadaşım? Çok severim. Her gün yiyebiliriz. Benim en yakın arkadaşım. Yemeği hep beraber yeriz. Aynen. Tanıyın onu. Evet, ben de. Ergenken yaptığın, şimdi aklına geldiğinde yüzünü buruşturan cringe bir anın var mı? Cringe bir anım var. Hala buruşturuyor yüzümü. Ay ne yaptın be? Şöyle yapıyorum. Afra. Ya şöyle bir şey oldu. Benim de alıklığıma geldi yani. Normalde ergenken yani tabii ben anlatsam. İşte ortaokula gidiyordum. Kaç yaşındayım o zaman? Ben yoktum işte bilmiyorum ki kaç yaşındaydı o zaman? 13, 15. 13 aynen 14, 15. Ya ben okulun voleybol takımındaydım. İlk 6'daydım işte. Hı hı. Ama hiç bilmiyorum o gün maç olacağını. Normal böyle gidiyorum okula. İşte normal üniformam var. Altımda siyah renkli kalın bir çorap. Onun altında pembe uzun çizmeler falan filan. Andığımızı okumadan önce bir kız geldi bana. Kaptandı sanırım. Dedi hemen bunları giymen lazım. Bugün maçımız var. Hani birazdan hemen gidiyoruz falan. Sonra ben tabii o anın şeyiyle heyecanıyla gittim kızlar tuvaletini giyindim bilmem ne. Ama keşke çorabı çıkarsaymışım bari. Yani o kadar garip görünüyorum. Üstünde mavi bir üniforma, şortlu, kısacık şort. Altında siyah, garip desenli bir kalın çorap ve altında pembe çizme. Ve pembeli rengi de böyle cırtlak bir pembe falan. Neyse ben indim aşağıya. O sırada herkes andığımız için toplanmış. Ve benim tabii aşağıya ulaşmam için o kürsüden geçmem gerekiyor. Herkesin önünde bir rezil oldum. Herkes bana bir güldü o tipime. Ay, en cringe anım olabilir yani. Kimse kaydetmedi. Rezil bir an. Hiç bilmiyorum. Yok ama sende de kaydı yok. Çok şükür değil. Çıkmadı. Oyuncu olduktan sonra da çıkmadı karşıma. Peki tikin var mı? Var. Aa. Var. Çok yapıyorum. Şöyle mesela bir şey düşündüğüm zaman ya da böyle ne bileyim bir şey okuduğum zaman falan hep şunu yapıyorum. Yok artık. Bu kadar değil. Arkadaşlar kıza bir şey oldu. Hayır bu kadar değil ama yani şunu yaparken beni yakalıyorlar bazen. Oo. Evet. Kaşımı oynatıyorum. Gördünüz mü? Evet. Güzel mi görünüyor? Ama tik tiktir yani. Evet. İşe yapıyormuşsun nasıl güzel gibi görünüyor. İşe yapıyormuşsun gibi görünüyor ama kitaba niye işe yapıyorsun? Kitaba niye işe yapıyorsun? Yerim seni kitap. Ama benim hep böyle şeyim oldu çocukluğumdan beri. Bir tike alışıp sonra o tikten vazgeçme. Tik. İşte gitti tik bilmem ne. Bir de benim şöyle bir anım var çocukken. Ben çocukken kekemeydim. Aa. Evet bayağı konuşamıyordum ama. Yani öğretmeni evet. Bir şey soramıyordum falan. Bir şey sormayacaksa sen de bir şey yapma falan diyordu bana öyle. Evet. Annem beni doktora götürüyor falan. Doktor dedi bu kızın hiçbir şeyi yok. Bu kız konuşuyor normal diyor. Aa. Yani nasıl yani kekeme ama. Ya dikkatini çekmek için rol yapıyor falan filan. Bayağı mı rol yapıyormuşum ben. Çok küçüğüm. Oo, ve sonra geçti o kekemelik. Kendiliğinden. Dikkat çekmek için tabii kekeme rolü yaparken gerçekten kekeme olmuşum ben. Farkında değilim. Söyleye söyleye Ankara söyle, olmuş. Söyle. Aynen öyle Allah garip Allah. Şeylerim ama var. Ama mesela bir tike böyle bir alışıp sonra onu bırakma falan ben de hatırlıyorum. Hı-hı. Ergenlikte öyle evet, şeyler. Evet benim hep oluyordu. Bu işte yani alışıp alışıp kardeşimden gördüğüm vardı böyle bir. Şu vardı. O çok fenaymış. Evet. Sürekli bu. Bu gözlük yukarı böyle yapmadığın zaman ve benim ne vardı kardeşim başka? Yapmaya başlamıştı. Sonra dedim ki herhalde iyi bir şey. Ha o. O işte, da vardı bende. Evet. Biz böyle vik buradan taşınmak zorunda kalacağız. Pat 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 falan gibi tuhaf tikler var ya. Aynısını yapıyor. Aynısı dur falan. Peki ağlarken aynada kendine bakmışlığın var mı nasıl görünüyorum diye? Ya şöyle var. Tabii ki var. Ama bana bir büyüğümün önerisiydi bu. O büyüğün kimdi acaba? Oyunculuğa başlamıyorum işte her anını takip et gözlemle falan.
Ben de tabii tutuldum buna. Daha 17-18 yaşındayım. Ağlıyorum falan. Aynanın ya. Karşısında. Evet. Yapmıyorum artık öyle bir şey. Hiç veresiye yazdırdın mı? Yazdırmışımdır çocukken. Ben de. Yazdırmayan var mı veresiye? Var mı? Yok değil mi? Aynen. Hepimiz aynı memleketliyiz. Haksızlığa uğradığında kendini kaybedip içinden başka bir afra çıktığı zamanlar olur mu? O zaman çıkıyor işte bende. Yani şu dünyada en böyle tahammül edemediğim şey haksızlığa uğramak. Tabii. Mesela var çok mı öyle sinir oluyorum. Peki saman alevi mi sürer mi? Sürer. Hadi ya. Evet. Allah Allah. Saman alevi gibi böyle bir şey olur. Anında parlıyor ama devam da ediyor. Sonra devam da ediyor. Peki kazanmak için mi oyun oynarsın, keyif için mi? Moduma göre değişiyor. Demek ki kazanmak için. Anladım. Ne moduna göre değişiyor be? Moduma göre değişiyor. Bazen işte böyle aman ne yapsak film izleyelim. Yok şimdi işte film izlemeyelim, oyun oynayalım, kafamız dağıtalım falan dediğim zaman öyle eğlencesine oynuyoruz. Bazen de arkadaş ortamında ben çok moda giriyorum. Ha, kazanmak tabii için. Tabii kendi başıma öyle çok hırslanmıyorum da. Sen de Mert'i göreceksin. Oh. Tahmin ediyorum canım oğlum gözümden belli. Bağırışlar aşağı kadar geliyor yani. Tabii. O zaten hiç diyorum ki hayatım röportaja giriyorum biraz susar mısın? Oy oy oy. Abi falan. Guys guys. Peki kendini birden 10'a kadar kaç puan verirsin? Saçma doğru düzgün bir puan ver. Nasıl yani? Yani. Doğru düzgün puan. 8. 8. Nereden kırdın 2 puanı ya? Bilmiyorum. Bazı tabii insanların böyle kendine dair hoşlanmadığı şeyler olabiliyor. Mesela ne var sen kendine? Ya herkesin bir takıntısı, bir şeyi bilmem ne. Takıntın mesela var mı diye sorduk, yok dedim. Ya kendimle alakalı öyle çok ama ya şimdi şuramı beğenmiyorum demiyorum tabii. Kayısı yumurta dedi. Bir kayısı yumurtaya takıntı. Kayısı yumurta o. Evet. Ya takıntı dediğim böyle uğraştığı bir yeriyle bilmem nesiyle olabiliyor. Anladım. Şu an bahsetmek istemediğin bir uğraşın var kendinle. Uğraşım olabilir. Mi? Evet anladım. Evet. Peki kimse Cansu sen değildir. Kaç verirsin? Aslı sen bizce mükemmelsin Afrocuğum. 10 tabii. Umay? 10. Melike? Ya. Herkes kendi için mi söylüyor? Benim için. Ben çünkü alınıyorum. Şey, ya falan. Ne? Bana mı söyleniyor kendiniz için? Kendileri. Umay kendine. Ben onum nasıl yalnızım diyor. Ben çünkü manyak şöyle çünkü. Oldum. Ya demeyin falan oldum. Yok be saçmalama. Allah sanki. Hayır arkadaşlar saçmalamayın. Evet arkadaşlar yaktın herkesin kafasını. Ay benim de senin yandı. Senin için söylüyor. Benim için mi söylüyor? Herkes sana demeyin puan veriyor. Vallahi demeyin, dediler. Demeyin. Mutlaka Melike sen. Deme valla deme. 10. 10 demeyin. Onun matematiği çok iyi değildir yani. Anladım. Nazlı? Kaç? 10. Ama bunu hep böyle soracağız mı bütün stüdyoya? Herkese soracağım. Sizce? Ah. 11. Oo. Ali? Beraber çalışıyorsunuz galiba. Nasıl Ezgi? Belli? 12. 12. Siz de mi beraber çalışıyorsunuz? Yok, biz ilk defa tanıştık. Okey. Neyse canım, onun altında bir şey gelmez. Efe'ye sormuyorum. Teşekkür ediyorum. Hiç hayran olduğun ama tanışınca fıs çıkan ünlü oldu mu? Teşekkürler. Hanımlar, beyler bence Afra oldukça dürüsttü. Ne dersiniz? İstanbul, Balıkesir, Antalya, Eskişehir. Tekrar İstanbul ve kapanış. Evet. Bu farklı yerlerde yaşamanın sana bir şey kattığını düşündüğün oldu mu? Oldu tabii ki. Yani Balıkesir'de zaten Akçay'da böyle belli bir ortamım vardı. O ortamın içinden de çok çıkmıyordum açıkçası. Böyle şeydi, güvenli bir ortamım vardı. Sonra Antalya'ya yerleştim. Antalya'da da böyle daha çok işte annemlerle bir yere gidiyorduk. Birkaç tane arkadaşım vardı zaten orada. İstanbul'a geldiğim zaman da çok fazla insanlarla tanıştım. Aynı işte bulunduk, beraber çalıştık falan filan. O zaman da çok katkısı oldu tabii ki taşradan gelmenin İstanbul'a. Akçay'ı ben çok severim biliyor musun? Eskiden çok giderdim Akçay'a. Gider miydin? Nereye giderdin? Vallahi Akçay'a, merkeze. Caminin yanına giderdim çünkü. Kesin var. Yani gerçekten merkeze giderdim. Hı hı. Orada bir tane arkadaşımın evi vardı. Oraya gidiyorduk. Küçükken de SSK'nın kampı vardır Akçay'da. Yine kamp hikayesi. Ne haber? Hadi bir anı daha. İbrahim Selim ve anı. Hakikaten lan. İbrahim Selim ve anıları köşesi falan. Bilir misiniz Akçay'ı? Evet.
Evet. Herkes bilir. Aa, değil mi? Tabii, gittiniz tabii, mi? Çok bilinen bir yerdir Akçay. Aa, nerede? Akçay'da. Ne yapıyor? Nereye? Akçay'a. Nereye ama? Akçay mı? Neresi? Akçay. Hayır, böyle memleketimden biri şey olunca, aa neresi, nereye gitti falan diyorum. Galiba market ismi falan duymak istiyor. Babacan market var ya. Ya. Senin bu kişnemen Ezgi. Akçay'da SSK kampı vardı. Ay bilirim. Bilir misin gerçekten? Hmm. Ya bu arada Akçay'ın suyu kadar soğuk çok az su var ha. Çok az su var. Ya zaten duramıyorsun içinde. Evet. Yani böyle bir serinlemek için girip iki saniye sonra çıkıyorum evet. Ben zaten. Ya azmakla keyfini çıkartamıyorum. Yarışır yani benim için. Kaynak suyu var çünkü Akçay'da. Akçay'ın neresinde? Akçay'ın içinde, merkezin orada. Neyse işte arkadaş ediniyorsunuz ilk 2-3 günde. Benim de işte orada İzmirli arkadaşlarım oldu yani çok tatlı böyle. Hatta çok sık görüşemiyoruz ama Gediz hala ara ara görüşürüz. Dünya iyisi bir insandır. Şimdi onlarla tanıştık falan, Gediz'in de doğum günü. Ah işe bak. Şeyde o kamp süresinin içinde. Ve gidip hediye alacağımız bir yer yok yani biz yani öyle bir... Aileler de nereye gidiyorsunuz canım kampın içinde falan gibi bir hallerdeler. Gidemeyeceğiz. Bu tanışma toplantıları yapılıyor. İşte bu organizasyonları. İşte böyle yarışmalar yapılıyor. Şarkılar söyleniyor. Beraber içkiler içiliyor falan. Bütün kamp o dönem işte o 15 gün beraber yaşayacak insanlar tanışıyor. Onunla geri kalanı şey arkadaş olarak bitiriyorlar. Şimdi biz zaten ilk 2-3 günde arkadaş olduk çoluk çocuk. Sonra abi o 3., 4. günde o organizasyon yapıldı. Yarışma göbek atma yarışması. Göbek atma yarışması ve hediye var. Tek yarışma o. Ve hediye var. Ve benim hediyeyi almam lazım. Hepimiz adına Gediz'in doğum günü çünkü. Aa, güzel. Evet. Arkadaşlar aldım. Vallahi. Aldım ama ikinci olan kıza birincilik ödülünü verdiler. Çünkü o bayağı şey yemek takımıydı. Bana uygun görmediler onu. Kıza verdiler. Galiba çeyizini yapıp öyle göndermek istediler. Sana onu. Hediye verdiler. Bana müzik kutusu verdiler. Süper. Ben de Gediz'e armağan etmiştim. İnşallah Gediz'cim hala saklıyorsundur. Ağzına süpermiş. Tükürmeyeyim. Evet. Akçay'ın da benim için böyle bir anı be. Güzel. Ha? Akçay ha? Süper. Falan. Ama anladım senin o güvenli ortam dediğin şeyi. Orada arkadaşlarım da vardı benim. Evet, benim de çocukluk arkadaşlarım bebeklikten beri beraber olduğum. Eskişehir'de karşılaştırmalı edebiyat okuyormuşum. Seçtiğim bölümü puan tuttu da mı? Şöyle, ben zaten dil okuyordum lisede. Aha. LYS'ye de dilden girmiştim. Sonra işte puanlar açıklandı falan filan. Aslında bir yıl daha bekleyebilirdim ben. Çok daha iyi bir üniversiteye yerleşebilirdim. Yarı özelleri de tutuyordu ama işte o zaman gidemedim falan filan. Hem Eskişehir'i çok seviyordum, orada yaşamak istiyordum. Hem de bölümde Almanca ve Fransızca seçeneği de vardı hazırlıkta. Ben de Almanca'yı seçtim, başka bir dil daha görmüş olurum dedim. O yüzden bu bölümü seçmiştim. Peki Eskişehir'den ilk İstanbul'a geldiğinde bir kaygı yaşadığın oldu mu? Ne yapacağım yani? Tabii ki yaşadım, yani? Evet. Ya, ne yapacağım diye. Çok... Endişe yani, korku endişe, değildi çok de korkmadım ama endişelendim tabii ki. Çünkü evim yok, barkım yok. Annemler zaten işte... Ya zaten çok ana kız dizisi vardır ya bir tane. Yani senin hikayen biraz ona benziyor bizim için. Biz öyle benzettik yani. Annenle arkadaş gibi misinizdir? Evet, öyleyiz. Tüm zorluklara beraber katlanmacalı falan. Aynen öyle. Ay ne kadar güzel ya. Her şeyi paylaşırız birbirimizle. En yakın arkadaşım. Ya evet. Ne güzel. Oyuncu olma isteği ne zaman şekillendi sende? İşte çocukken o bahsettiğim. Ama bunun farkında mıydın yani? Buran Altıntop taklidi. Buran Altıntop taklidi yapmaya evet. Başladığında işime düştü. İçime. Ben oyuncu olmalıyım. Peki İstanbul'a son geldiğinde peki hadi bakalım başlıyoruz diye bir şey hissediyor muydun? Yoksa vallahi ne olacak acaba falan gibi. Ne olacak acaba dedim. Evet, çok bilmiyordum ne olacağını çünkü. Şimdi senin zaten hikayen enteresan. Tabii ki aslında bilinen bir şey. Burada ilk defa bizim anlatacağımız bir şey değil ama belki aranızda bilmeyen vardır. Şimdi Eskişehir'de karşılaştırmalı edebiyat okurken Özcan Deniz sosyal medya hesabından bir fotoğraf şey... Fotoğraf paylaşıyor Nurgül Yeşilçay'la. Ha bir şey oyuncu aradığına dair de hayır, bir mesaj. Hayır, başladık diye. Başladık diye tabii paylaşıyor. Tabii başladık diye paylaşıyor. Ha bir de. Bir de evet. Annen de... Bir dakika annem de... Bir saniye durun. Bir saniye falan. Benim kızım da var. Aa. Ya onun üstüne mesaj atıyor böyle böyle işte bir kızım var falan filan. Hiç tabii annem de bilmiyor böyle bir kız aradıklarını. Böyle dediğim yani Nurgül
ablanın işte hı-hı, kızını oynayacak 17-18 evet, yaşlarında renkli gözlü bir kız arıyorlar o sırada. Ama annem bilmiyor çünkü yani post yani başladık biz diye bir post yani. O yüzden ben çok büyük bir şans olarak görüyorum bunu. Evet öyle. Yani mesaj attı işte görüyorlar tabii bu mesajı. Bizi İstanbul'a çağırıyorlar. Ben audition veriyorum. İşte tam böyle bir kız arıyorduk falan filan. İki gün sonra tekrar arıyorlar. Ben dönüyorum Eskişehir'e. Tekrar arıyorlar. Tekrar bir Özcan Bey'le görüşüyoruz. Sonra oluyor. Çok ilginç. Gerçekten enteresan. Yeşilçam hikayesi gibi. Yani evet. Hani filmde şey yapsan o kadar... Ya bu olmaz falan denilecek şeylerden evet, işte. Evet, kesinlikle. Gerçekten kısmetinmiş. Kısmetmiş. Peki şey var mıydı sende hiç? Yani bazen hissedersin ya, yani olacak bir şey geliyor ya falan diye bir şeyi hissedersin. Hiç var mıydı öyle bir hissi? Hep vardı. Neden ya, bilmiyorum. Yani işte hep vardı. Nereden bileceksin canım? Çok istiyordum. Hep vardı ama içimde öyle bir his, evet. Yani hiç süper. Yok siz, ya olmaz falan. Var mı sizde öyle, gelir mi hisler? Olur mu o peki? O hisler çok önemli bence. Evet ya ben de öyle düşünüyorum da hani bu sosyal hayatın zehirlenmesi. Çok güçlü hissettiğim bir şey mutlaka oluyor benim. Sen işte bu filmle beraber zaten devamında da böyle cool cool işler yapıyorsun. Öyle böyle yaldır yıldır bir şey çok yapmıyorsun. Çok cool cool işler değil mi bence? Yani işte seni bence tanımı cool. Yani. Yani şöyle ben çok erken düşünüyorum. Çok öyle erken? Öyle işler yapmamı evet. Ha. Çok erkenmiş diye düşünüyorum. Anladım. Daha çok pişmeden beyaz perdeye. Çıkmaya ne gerek vardı? Ne gerek varmış ama tabii çoğunu seçemedim zaten. Çünkü 17 yaşında bir kızsınız, bir oyuncu adayısınız. Oyuncu adayıyken böyle bir iş geliyor. O zaman tabii ki böyle çok seçme şansınız olmuyor. Çünkü bir iş geliyor ve hani onu böyle bir heyecanla kabul ediyorsunuz. Yani hı-hı, okuyayım, yok şurasını beğenmedim, burası böyle mi olsa diyemiyorsunuz. O yüzden bana çok hala erkenmiş gibi geliyor. Evet. Güzel. Yani zarif bir cevap bence bu. Ben o kadar öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yani oynadığın işlerde böyle geri planda böyle bir hı-hı, hani bir geçtik işte oradan da falan gibi bir sorumluluk almıyorsun. Yani bayağı ağır sorumluluğun ağır altına sorumluluk giriyorsun. Aynen öyle. Yani ve zaman olmadan bir sorumluluk. Yani çok tabii, çalışamadan zaten biliyorsun. Ve 17 yaşındayım. Aşırı böyle ağır bir sorumluluk üstüme biniyor ve altından kalkmaya çalışıyordum ben de. Peki bu şey yani dünyada da ilk mi bilmiyorum ama Türkiye'deki ilk e-spor filmi. Evet. Öyle dünyada da ilk dünyada diye biliyorum. Dünyada da ilk gibi. Evet, yani ben biz öyle de biliyorum. Öyle notumuz öyle hı-hı, ama acaba öyle mi sen daha iyi bilirsin ben diye. Ben de öyle biliyorum. Soruyorum bu ikinci şanstan sonra çektiğin ilk film bu mu? Ondan yok, önce başka bir şey var mıydı? Aşk Bu Mu'yla iyi Oyunu aynı anda çektim. Ondan önce bir film daha vardı. Aynı anda çekmek durumunda kaldım. İyi Oyun'a girerken hiç mesela ulan acaba dedin mi? Çünkü hani kariyerin açısından ilk defa yapılan bir şey kafa göz girdiğin yok, bir şey. Yok hiç demedim. Ben öyle eğlenceli senaryoları çok seviyorum. Farklı hı-hı, eğlenceli işte ilk defa yapılıyor falan filan. Oyun oynamayı da çok seven bir insanım. Evet. O yüzden zaten filmde de ben oyuncu değilim, menajerim orada. Bilmem gereken bir iki tane kavram vardı hı hı, işte LOL'le ilgili. Galio var, orta koridor falan filan böyle işte ağzım uyuması için biraz onlara çalıştım. Bir de bizim işte oyuncu arkadaşlarımız LOL oynamak için böyle toplanlar falan filan. Ben de Mert'ten zaten hı hı, öyle öğrendim. O yüzden hiç şey olmadı, nasıl böyle bir stres olmadı. Bu film gişesi falan nasıl oldu? Çok gitmedi herhalde. Çünkü yani şöyle düşünüyorum. Aslında evinde bütün gün LOL oynayan insan niye gidip sinemaya bir de film izlesin ki? Doğru. Evinde oyun oynuyor. Oyun oynuyor. Gibi. Mantıklı. Ben yani ne bileyim. Ben o yüzden böyle, çok bir şey yapmadı. Evet. Yani ben yapar diye düşünürdüm açıkçası. Ben de ama öyle senin düşünüyordum. Dediğin doğru. Evet. Evet. Sevgili Afra, sana bu haftaki sorumuz kiminle estetik kliniği bekleme odasına tarihi geçmiş dergilerdeki haberlere hüzünlenmek isterdi? Evet aşırı saçmaymış bu da. İlk seçeneklerimiz Alara Turan'la mı? Ay aşkım yaşamak kuzum isterdin, ne güzel çıkmış. Yoksa Kubilay Akay'la mı? Kubilay'cığım kusura bakma ama Alara'yla güzel bir dedikodu. Orada. Aynen mantıklı. Çeviririz biz. Alara ile devam ediyoruz. Peki Alara ile mi yoksa Mehmet Aslan Tuğ'yla mı? A böyle bir soru olamaz. Oldu. Ay. Mehmet Aslan Tuğ'un biraz daha alın çizgili var mı fotoğrafı? Biraz daha mesela bir de dikine böyle kareli defterin ilk yaprağı gibi alındı şu an. Efendim? Aynen.
Mehmet Aslan Tuğ diyorum. Aa, evet, neden? Çok seviyorum. Ya. Evet, çok seviyorum. O zaman Mehmet Aslan Tuğ ile devam ediyoruz. Mehmet Aslan Tuğ mu, Yosan Tolga Sarıtaş mı? Mehmet Aslan Tuğ ile devam edeyim. Mehmet Aslan Tuğ ile devam ediyoruz. Mehmet Aslan Tuğ mu yoksa Nurgül Yeşilçay mı? Nurgül'üm, canım, güzelim. Bir tanem, güzel gözüm. Mehmet Aslan Tuğ. Aa. Çünkü aynı şeyi o da bana yapmıştı. Gördüm, aa, izledim. Aa, ikinciye bak bak. Aa, Nurgül Hanım'ı sepetliyoruz, inanılmaz. Mehmet Bey ile devam ediyoruz. Mehmet Aslan Tuğ mu, Çağatay Ulusoy mu? Bir değişiklik olsun. Aynen aynen, değişiklik olsun. Çağatay diyeyim. Çağatay ile devam ediyoruz. Çağatay Ulusoy mu, Robert Pattinson mu? Ay, Robert'ı son zamanlarda çok beğeniyorum. O yüzden Robert diyeceğim. Son zamanlarda neden? Aşırı beğeniyorum. Neden? Bu bağımsız filmlerde oynamaya başladığı için. Çok geliştirmiş kendini, evet. Çok geliştirmiş. Evet evet, yani bayağı ilerliyor gibi görünüyor. Ve aykırı rollerde oynuyor. Böyle evet, ben evet, çok beğeniyorum, evet, şu an. Robert'cığım. Robert Pattinson'la devam ediyoruz. Robert Pattinson mı, Kerem Bürsin mi? Robert'cığım. Robert Pattinson'la devam ediyoruz. Robert mı, James McAvoy mu? Oh, James. Neden? Severim. James McAvoy'la devam ediyoruz. James McAvoy mu, Selin Şekerci mi? Selin'cim, kusura bakma ama James. James. Selin'le yaparız zaten. James'e fırsat bulmuşum. Selin'in ne zaman de yapacağım? Emin misin bakışı? Emin misin? Bir daha düşün istersen. James McAvoy'la devam ediyoruz. Selin, Selin bizim komşumuz. Biz onun gönlünü alırız. Kesinlikle. James McAvoy mu, Katy Perry mi? Katy Perry'ye asla değişmem. Katy Perry. Kimseye. Hadi ya. Evet, sorry. Katy Perry mi, Richard Madden mı? Katy Perry. Kusura bu kim bakma ya? Bu bir oyuncu değil mi? Bu, oyuncu değil mi bu çocuk? Ne bileyim yani, mavi gözlü bir cerrah gibi görünüyor. Kim bu? Oyuncu işte ama nerede? Kim arkadaşlar? Richard Madden kim? Merlin'de Merlin'i oynamıyor ama. Yok yok, şey, Bodyguard'da. Ha, Bodyguard'da. Allah'ım. Doğru. Bu çocuk mu o çocuk ya? Bodyguard. Arkadaşlar değil. Bodyguard'daki çocuk, evet. Ama yani bok gibi bir fotoğraf. Bodyguard. Neyse tamam. Katy Perry. Katy Perry ile devam ediyoruz. Katy Perry mi, Mert Ramazan Demir mi? Ay Mert. Ay Mert. Nerede? Nerede? Mert ay, burada. Mert. Mert'cim, seni çok seviyorum. Ama Katy Perry. Ama sen da Türkiye'desin, Katy Perry Amerika'da. Böyle bir fırsat bulmuşum. Katy Perry diyorum. Müthiş bir neden. Katy Perry ile devam ediyoruz. Katy Perry mi, Henry Cavill mi? Katy Perry. Katy hanımefendi ile devam ediyoruz. Katy mi, Nur Fettahoğlu mu? Nur Fettahoğlu, direkt satarım. Aa, nasıl sattın ya? Hani hiçbir şey değişmiyordu. Değişmem. Ama Nur'u çok özledim. Nur'u çok özledim. O yüzden Nur diyorum, evet. Nur'la devam ediyoruz. Nur mu, Nur Fettahoğlu mu, Furkan Andıç mı? Furkan'cığım. Niye herkesi böyle söylüyor? Ne bileyim. Nur'cığım. Mahallenin teyzesi. Furkan'cığım. Bu da kahvaltısını yapmadan gitti. Ha, ha, Nur'la Furkan çok daha iyi dedikodu döndürürüz. Aynen. Nur Fettahoğlu ile devam ediyoruz. Nur Fettahoğlu mu, Jared Leto mu? Jared Leto'ya bayılırım. Ya ben, evet, günahım kadar sevmem. Öyle mi? Tabii. Ben tarzını çok seviyorum. Ben tarzını zaten günahım kadar sevmem. Öyle mi? Hayır, yani sallıyorum. Devam ettim. Ben tipini çok seviyorum. Tipini, ay bunun tipin nesi? Öyle mi? Ay. Ben kıyafetlerim. Kıyafet, tamam, evet. Jared Leto, çok Jared beğenirim. Jared Leto ile devam ediyoruz. Jared Leto mu, Ryan Gosling mi? Ryan Gosling. Neden? Çok severim, aşığım. Sevmediğin bir, aa, aşıksın. O kadar değildir canım. O kadar değil ama, aynen, oyunculuğuna bayılırım yani. Jared Leto, aynen, kadar değil. Yine Ryan Gosling. Yine bok gibi bir fotoğrafıyla bizlerle Ryan Gosling. Optik sorunlar yaşadığı günlerde çekilmiş bir fotoğrafı. Bir gözü yine kalk gidelim, diğeri bok yeme otur diyor. Buna rağmen Ryan Gosling. Ryan Gosling. Ryan Gosling ile devam böyle ediyoruz. Böyle olmadığını biliyoruz Ryan Gosling. Ryan Gosling mi yoksa İlker Kaleli mi? İlker Kaleli. Hay Allah'ım, bir tanesinde duramadık ya. Yok, Katy Perry'de 7 kere falan gittik. Tabii tabii, aynen 7 kere o gittik. O yeter. Evet. İlker. İlker, neden? Çok severim. Çok seversin. Müthiş bir neden. Diğerlerinden de farklı. İkna edici. Evet, evet, politik cevap. Evet. Çok severim. Çok severim. Yok, müthişi. Gerçekten çok severim. Aynen. Yani şimdi o Ryan Gosling, onları tanımıyorum. Hani aynen, ekrandan gördüğüm kadarıyla ama İlker'le tanıştım. Aynen. Ve pamuk, evet, gibi bir insandır. O yüzden İlker. İlker'le devam edelim. İlker Kaleli mi, Emma Roberts mı? Emma Roberts. Niye sürekli vazgeçiyorum?
Emma Roberts'a bayılıyorum şimdi. Aynen onu çünkü çok seviyorsun gerçekten. Scream Queens evet çok seviyorum. Aynen. Ekrandan olmasına rağmen. Sen nereden biliyorsun bunu? Çünkü bu hep konuşulan bir şeydir. Hayır Emma Roberts'a gerçekten çok bayılırım. Bir Katy Perry'dir ikinci Emma Roberts gibi bir şey yani. Aa o çok kadar. Çok severim evet. Peki o zaman Emma Roberts'la devam Emma ediyoruz. Roberts. Emma Roberts mı Orlando Bloom mu? Katy Perry'nin kocası. Merhaba. Merhaba. Ay nasıl o çenesini niye ısırıyor yine bu? Ne yapıyor bu? Katy Perry, şu an inşallah Katy Perry'ye bakıyordur bu pozu verirken. Şeyde bu, Galata. Ben de lastik reklamı diye düşünmedim yani Galata bir de hani. Yok, Emma. Emma ile devam ediyoruz. Emma mı, Hugh Jackman mı? Kız boyun fıtığı geçirecek. Evet. Emma diyeyim. Emma diyeyim neden? Bir düşündün ama. Çok seviyorum. Bunu da çok seviyorsun. Yok. Emma diyeyim. Emma dedi. Emma mı yoksa Jude Law mı? Hiç yakışıklı bulmuyorum ben bu adamı kusura bakmasın. Emma üzülecek, diyorum. Üzülecek. Ağlayacak şimdi. Geberecek üzüntü. Şey zaten yani ben mesela oyuncu olarak yetkin buluyorum oldukça beyefendi. Ama ben de... Ama çok abartmadım Jude Law. Ya yok yakışıklı bulmam ben de. Ben de yakışıklı bulmuyorum. Ama abartmadım dedi oyunculuğunu mu abartmışlar? Hayır yakışıklılığını. Yakışıklı o tabii canım. İşte ben bilmiyorum. Yok ben hiç... Var mı? Jude Law'ı yakışıklı buluyor musun? Evet. Herkes titredi. 10 veriyorsun. Allah Allah. Evet. Okey tamam. Devam ediyoruz. Kimle Emma. Devam? Emma ile devam ediyoruz. Emma mı yoksa Mert Yazıcıoğlu mu? Aman Mert de her gün yaparız bunu Emma diyeyim. Emin misin? Bak bak kardeşim ben sana sordum. Emin misin dedim. Ay Mert de her gün görüşüyorum. Aynen evet. E ne yapacağım şimdi? Çok mantıklı. O zaman Emma. Emma Roberts'la kalıyor. Gelelim Blue TV'de yayınlanmaya başlayan Yeşilçam'a evet. Öncelikle tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Nasıl hissediyorsun? Çok heyecanlıyım hala. Çok ya, iyi hissediyorum. Siz evet. Şimdi ikinci sezona başladınız. Başladık. Ay müthiş ya. Evet. Peki ilk sezon, ilk bölümlerle ilgili falan nasıl tepkiler geldi? Neler duydun? Çok güzel tepkiler geldi. Ya biz de beğendik biliyor musun? Beğendiniz yani mi? Yani ben ilk iki bölümü seyredebildim. Sanırım şu an yani biz bunu çekerken 3-4 de yayında. Evet yayında. Onları da tamamlayacağım ama şey ilk iki bölümü çok heyecan verici buldum ben. Evet. Senin karakterin de çok eğlenceli. Bir de inceden sanki senin hikayene de benziyormuş gibi bir hali var ya. Var var aynen öyle. Yani şeyi bence çok güzel. Şimdi Tülin işte ilk defa bir yapım şirketine giriyor ve işte oyuncu olmak için giriyor. O yüzden böyle kendi hikayeme benzetiyorum. Yani sette ben çok heyecanlanmıştım. Hiçbir setimde bu kadar çok heyecanlanmamıştım. Ama normalde ben o heyecanımı işte dizginlerim böyle bastırmaya çalışırım. Bu sette hiç bunu yapma gereği duymadım. Çünkü bana o heyecan o kadar doğal geldi ki aslında o heyecan Tülin'in de heyecanı. Evet. Ya o heyecanın sesimi değiştirmesine bile karışmadım. Çünkü çok doğaldı bence. Evet, mantıklı. O yüzden güzel oldu benim için yani. Daha önce dönem içinde oynadın mı sen? İlk defa. İlk değil mi? Hı-hı. O nasıl hissettirdi? Böyle bir diğerlerinden böyle farkı bir... var mı senin için? Tabii ki var. Ya eminim vardır da. Tabii ki var. Sever miydin Yeşilçam'ı? Yeşilçam severdim. Dünyasını? Severdim. Seyreder miydin filmleri? Seyrederdim. Çağan Irmak çok çalışmak istediğim bir yönetmenmiş. Evet. Abi, müthiş bir şey. Yani. Bir de dönem içinde evet. Çağan Irmak'la çalışmak. Ne hissediyorsun peki? Ay fotoğrafım, ay çok güzel. Ya çok kendimi çok şanslı hissediyorum gerçekten. Hayal edemezdim yani bu yaşımda ağlayacağım. Gerçekten, aa yapma biz de ağlarız şimdi. Ağlamışım. Ya ne kadar tatlısın sen ay. Ya. Yani tabii ki heyecan verici bir şey. Ya evet. Çağın da bu göz yaşlarını görünce muhtemelen mutluluktan ağlayacaktır ay. Yani. Ah bu da ağladı. Niye ağlıyorsunuz arkadaşlar? Yok, fotoğraf... Olmadı bir şey. Bir şey yok. Peki nasıl geçiyor beraber çalışma? Çok keyifli geçiyor. Ya hayal ettiğin gibi miymiş? Hayal ettiğim... Ya şöyle söyleyeyim. Aslında ben çok çekiniyordum. Tabii ki sektörden çok güzel şeyler duyuyordum Çağın Hoca hakkında. Ama yine de böyle bir... Öyle insanlarla görüşmeden önce bir çekinirsiniz ya. Tabii.
bir şey yaparsınız. Hatta görüşmenin böyle bir gece öncesi hemen tekrardan senaryoları böyle bir karıştırdım. Hani bilmediğim yerden sorar bir şey olur, rezil olurum falan. Böyle Çağan Hoca'nın karşısında diye. Ama hiç öyle değil. Gerçekten insanı çok rahatlatan bir yönetmen. Sette oyuncuyu çok rahatlatan, oyuncunun halinden çok iyi anlayan bir yönetmen. O yüzden çok şanslı hissediyorum kendimi. Hiç böyle yabancı gibi hissetmedim sette. Evet. Yani... Ve çok keyifliydi. Hiç stres, sinir, harbi hiçbir şey yoktu sette yani. Tabii böyle canım. Çok keyifli bir şekilde çalıştık. Yok, Çağan Irmak'ın zaten setinin öyle olmadığını çok eskiden beri biliriz. Yani gerginlik olmaz. Kesinlikle. Hatta işte geçen hafta Selin de şeyden bahsetti. Yani hani en az oyuncu kadar heyecanlı. Hı-hı. Çekerken yani en az aynen oyuncu öyle kadar heyecanlı. Ya da bir sahne çekeceğimiz zaman şey diyor Çağan Hoca, ben sizden daha çok geriliyorum bu sahnelerde. O yüzden hani hiç kafanız takmayın diyor yani. O yüzden çok rahatlatıyor bizi. Müthiş. Sette. Ay ne güzel. Peki Yeşilçam'dan günümüze bir şey getirmek istesen neyi getirirdin? Naifliği getirirdim. Doğallığı getirirdim. Çünkü o zaman böyle işte böyle bir insanın bir insana gül vermesi bile çok değerli bir şeymiş. Yani çok umut verici bir şeymiş, çok taze bir şeymiş. Sanırım o böyle o tazeliği dönemimize de getirmek isterdim. Çünkü şu an her şeyi çok çabuk tüketiyoruz. Ha? Sempatik değil mi? İnşallah yırtarız. İnşallah itici gelmez. İnşallah. İnşallah. Ne? Kameraya mı yapsak? Özcan abiye yapıyoruz işte. Ben bir şey diyeceğim. Burada var. Başka nerede var? Ne abi? Kamera. Şurada var. Sen kamera mısın? Sen kamera mısın? Ne kamerası ya? Sen kamera mısın? Sen korona mısın? Ne koronası ya? Sen korona mısın? Ne koronası ya? Sen kamera mısın? Peki yaptığın projelere baktığımızda Kötü Çocuk, İyi Oyun, Aşk Bu Mu? Yani işte az önce konuştuğumuz şey. İki tatlı sahnem var dediğin şeyler değil. Bayağı kol gibi başroller bunlar. Bu durumla ilgili ne hissediyorsun? Az önce verdiğin cevabın aynısı mı? Evet. Erken oldu. Erken oldu gibi hissediyorum hala. Peki o... Ya az önce de öyle, şu anda hala aynı hissediyorum. Aynı. Ne bileyim bir deyip beş dakika geçti. Çok ters bir cevap versem ya mesela. Ya iyi ki olmuş. Çok mutluyum. Aynen, hak ettiğin yerde oldum. Hak ettiğim yerde olduğumu düşünüyorum. Çünkü herkes hak ettiği yerde. Ve unutmayın ki ona hiçbir şey olmaz. Tabii sen anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama. Ben de hırs yaparmışım değil mi? Ben de şeyiz vermiştim. Ben de şeyiz verdim. Kartal kalkar da atar kadar. Kartal sarkar. Birçok marka seninle çalışmak istiyor. Gördüğümüz kadarıyla. Böyle bir bu kadar çok talep görmenin bu gençlere rol model olma falan filan gibi bir baskısı oluyor mu senin üstünde? Ben kendimi öyle kalıplara sokmayı sevmiyorum. İşte ince görüneyim, zarif görüneyim, narin, işte naif falan filan. Düzgün konuşayım öyle yani tabii ki hani önemli şeyler ama kendimi öyle sert kalıpların içerisine sokmak istemiyorum yani olduğum gibi davranıyorum o yüzden öyle çok takılmıyorum öyle meselelere. Peki mesela en yakın koyduğun kendine hedef ne? Çok hedefim vardır da. İşimi başarılı bir şekilde devam ettirmek. Evet. Daha zaten şey yani tabii ki daha çok başındasın. Hı-hı. Yani bu kadar çok şey yapmış olmana rağmen, bu kadar bilinir olmana rağmen. Peki şey var mı, hiç öyle bir soru hazırlamış bizimkiler. Yani yapmasına yaparım da ben de biraz sakil durur dediğin bir şey var mı? Ya şöyle söyleyeyim, aslında o kadar çok eleştiriye açık bir meslek icra ediyoruz ki yani yarın bir gün bir karakter canlandırırım. Biri der ki çok sakil durmuş, emanet gibi durmuş. Bir diğeri işte çok beğendim, çok güzel olmuş der. Evet ama zaten sen böyle düşünür müsün herhangi bir rol için? Düşünmezsin. Düşünmem bence ya. Yani eğer yani çok çalışırsam ve zaman da verirlerse öyle bir tabii şey düşünmem. Tabii canım, oyunculuk zaten zamanlama işi. Aynen yani öyle. Başka bir şey değil. Yani tabii ki bu kalibresi kanıtlanmış oyunculardan bahsediyorum. Sen de onlardan birisin gördüğümüz teşekkür kadarıyla. Teşekkür ederim. Yani hani zaman vereceksin, bir de yapacağı şeyi aynen söyleyeceksin. Öyle. Yoksa başka bir şey yok. Kişniş. Ne? Bir daha. Kişniş. Kiş. Biri sıçtı.
Kişniş. Sıçıcı. Kiş. Sıç. Kiş. Kıçı. Ki. Çı. Kiş. Tı. Kiş. Yapma kuzum ama. Kiş. Kiş. Kıç. Kiş. İçi. Kiş. Gıcık. Kişniş. İçici. Kişniş. İşişi. Yakın. Kişniş. Ne biz Japonca gitme. Ne o? Kişniş. Çirkin. Kişniş. İçkici. Kişniş. Yüz felci olacaksın annem. Ne? Kişniş. Kişniş mi? Ne? Ama sizi bak bir şey söyleyeceğim. Bu ne bu? Kişniş var. Kişniş. Kişniş sinirli bir baharat. Skolyoz. 24. Aha ya. Ne alaka? Skolyoz. Sen bunu bil. Beni burada. Skolyoz. Donör. No. Skolyoz. Skolyoz. Donör. Skolyoz. Donuk. Skolyoz. Doktor. Skolyoz. Donör diyor ya. Donör ya, diyorsun. He, no. Yemin edebilirim no. Donör dediğine. Evet edersin. Boşuna çarpılma şimdi. Skolyoz. Domuz. Skolyoz. Donör diyorsun ya. No. Bak donör. Donut. No. Skolyoz. Bak skolyoz. Skolyoz. Evet skolyoz. Avam. Hava. Avam. Avam. Kim söyledi? Kolay seçtim senin için. İstiridye. Isırık. İstiridye. İznik. İstiridye. Uk uk. İstiridye. 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 Yes, bravo. Suzafon. Ha? Suzafon. Butafor. Ay, söyleyemiyor. Suzafor. Sudafor. Suzafor. Suzafon. Suzafon. Sutafor. Suzafon. Gutafor. Suzafon. Şudafor. Suzafon. Ya bu afor kısmı doğru mu? O da yanlış. Hay Allah. Suzafon. Fon. Suza. Suta. Suza. Zu. Zudafon. Z. Evet. Suzafon. Zudafon. Z. Zu. Cepte. Cepte, evet. Suzafon. Fon da cepte. Fon da cepte. Suzafon. İlk harf mi Z? Ha. Başka bir sessiz bitti artık. Şarkı bitti. Ne? Suzafon. Ne oğlum suzafon? Ha? Enstrüman. Suzafon. Suzafon. Suzafon içine giyilen bu. Onun adı suzafon mu? Okey, tak tak kulağım. Hayır ya, eyvah. Tak tak. Geliyordu. Teremin. Tırıvı mı? Teremin. Ne oldu? Teremin. Tirimi. Tremüre. Teremin. Tiramisu. No, teremin. Ben senin canını alacağım canını. Suzafon. Ben burada butafor diyorum bir saat. Di. Teremin. Yok yok kesinlikle yanlış söyleyeceksin her şeyi. Bak
Terim. Dı. Asla değil. Ağzımı hareket ettirmiyorum. Bilmem mümkün değil ki. Terim. Ama sen nırmayı falan bir şey yapıyorsun şu an. Yo yo, tekrar ediyorum. Asla bilemeyeceksin. Terim'in. 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 Aman ağlayacak, dur vur. Yok bir şey yok. Terim'in. İrmik. Terim'in. Terim'in. Kremin. No. Terim'in. Kalem. Akla gelen her şeyi söyle. Terim'in. Seramin. No. Teremin. Teremin. Evet. Teremin. Teremin mi? Biliyor musun ne teremin? Bilmiyorum. İşte o da içine giyilebilen. Bitti teremin. Mi? Bitti. Aa, mi? Görüşürüz Göksu. Kim kazandı? O bitirince gidiyor böyle. Kendi süper. De geliyor yani. Görüşürüz. Aslında mesela adını söylemesem oyunu gelir. Aa, yeri geldi. Aa, üçer kelime bitti. Böyle gidiyor geliyor. Evet, enteresan. Evet, çünkü iyi. Cenaze lavazım matçısı dedi mi? Kim öleceğim dedi. Ha tamam, arkadaşımız yardımcı olabilir. Cenaze lavazım matçısı çünkü. Terim'in de bir müzik aleti. Tabii ki Afra Sarıçoğlu kazandı. Dijital platformların hayatımıza katacağı yenilikler konusunda ne düşünüyorsun? Ya da işte farkları konusunda ne düşünüyorsun? Ya bence çok büyük bir konfor diye düşünüyorum dijitalde çalışmak. Çünkü başı sonu belli oluyor. Çalışma süremizi, saatlerimizi önceden biliyoruz. İşte ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek. O yüzden çok büyük bir konfor bence. Başarısızlık korkun varmış. Öyle bir şey demişsin, var mı? Yani başarısızlık korkun. Yani o biraz tuhaf tabii. Başarısızlık endişe verici bir şeydir. Endişe de verici bir şey, evet. Ama yok, onunla yaşamıyorum şu an. Allah endişe Allah. Veriyor tabii ki, herkese vermez mi? Yani verir ama bir işe o başlarken zaman... bu senin cesaretini kırar mı? Ya da yani kırmaz. Daha aksine üstüne yok, mi gitmeniz lazım? Yok, üstüne giderim. Değil mi? Yani daha evet. Çok öyle bir şey. Peki, kadın olarak sektörde bu güzel algısıyla çok uğraşıyor musun? Hani hiç şey başına geldi mi? Aslında... çok böyle bir karakter olarak tanımladığımız ama daha başrolü olmayan, ana kastı olan ama ağırlıklı... yan kastı diyebileceğimiz rolleri güzel olduğum için bana vermediler falan gibi bir şeyin var mı? Ya da işte onu oynamak istiyordum. Vermedilerse özel... bilmiyorum ama öyle rollerde ben oynadım. Heh. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Son üç seçebildiğim işlerimde işte kardeş çocukları, öğretmen, Yeşilçam... seçtiğim bütün işlerimde oynadığım karakterler zaten toplumun güzellik algısına hizmet etmiyordu. Hı hı. Bu benim düşüncem, ben öyle düşünüyorum. Yani kardeş çocuklarındaki gizem de öyle, öğretmen kardeş çocuklarındaki hayat da öyle, öğretmendeki gizem de öyle, güzellikle bir dertleri yoktu yani. Yeşilçam'daki Tülin de öyle yani, gayet ağırbaşlı, işte hayalleri, hedefleri olan idealist bir kız. Yani bunun dezavantajını yaşamadığını... düşünüyoruz değil mi? Doğru anladım. Bunun bir... dezavantajını yaşadım mı işte, ben onu bilmiyorum. Ha, aslında. Okay, tamam. Yani bana geldi de gitti mi bilmiyorum öyle. Ya ne bileyim. Ama mutlaka yaşamışımdır. Hissetmedim. Keşke sen yaşamasak. Çünkü ya. Ben gerçekten o algıyı kırmak için aslında az önce söyledim. Aha. Ya işte. O algıyı kırmak için uğraşıyorum zaten. Yani öyle sen... karakterler seçmeye çalışıyorum. Ya sen çocukken maskülen bir tip olduğunu söylemişsin. Hala bizim... öyleyim ya. Mesela bizim editör, kadın editör arkadaşlarımız bunun güzel kadınlarda default gelişen bir özellik olduğunu düşünüyorlar. Olabilir tabii. Sen çok öyle doğru. Düşünüyor musun? Çok yani doğru. Galiba böyle dışarıya karşı bir koruma kalkanı gibi bir şey değil mi? Gizem. Ya o bir tarz da olabilir bu arada. Ben o tarzı da çok beğeniyorum. Hı hı. Ama dediğin gibi bir şey de var, o çocukluğumdan gelen bir şey aslında. Yani mesela işte annemlerle atıyorum bir yere gideceğiz. Takside ben öne otururdum. Ön koltuğa ben binerdim işte. Ya da akşam bir yerde yürüyoruz gece. Önden ben giderdim falan. Öyle bir içgüdüm vardı benim küçücük boyumla. Açıldım falan. Öyle bir şeyim vardı benim. İşte ilk başta dediğim gibi öyle ailenin baba figürünü, abi figürünü ben üstlendim birazcık. Ama tarz olarak da beğeniyorum maskülen olmayı. Evet. Feminenlikten çok daha seviyorum yani. Yani sana da yakışıyor olmayı. Zaten. Peki hiç sahneyle hayalin var mı? Sahne, tiyatro. Evet. Aslında çok vardı ama hevesimi kırdılar falan diyorum. Şaka. Yani şöyle çok çalışmam gerektiğini biliyorum ama. Ha yani bununla çalışırsın ilgili. Ne olacak? Çalışırım.
Öyle bir şans, öyle bir fırsat gelirse de değerlendiririm tabii yani ki. Yani hayallerin arasında var. Hayallerim arasında güzel. Var, evet. Mert'le romantik troll bir ilişkiniz olduğunu iddia ediyor editör arkadaşlarım. Öyle mi? Öyle. Evet. Romantik olduğumuz anların sayısı çok az. Denilebilecek kadar az zaten. Mert'ciğim. Evet, trollüz ya. Yani mesela ciddi bir şey konuşuyoruz. Ya ama... Mert gidiyor orada saçma sapan bir hareket yapıyor mesela. Normalde izlesen böyle bir sahneyi ne kadar abartılı oynamış dersin ama gayet doğal yani orada. Amancığım ciddi ne konuşuyorsun zaten ya? Sen bilgisayar oyunlarını seviyorsun. Seviyorum. Diye bir bilgimiz de var. Devamlı takip ettiğim oynadığın oyun var mı? Sims oynuyorum. Ha, Sims oynuyorsun. Evet. Okay. Sen dans ediyormuşsun. Video koymuş, ortalık yıkılmış. Falan. Piyanoyla da ilgin varmış. Var. Senin öyle şeyle nasıl ilgin var? Nasıl ilgim var? Çalıyorsun yani, bayağı. Çalmıyorum. Çalmıyor, seviyorsun dinlemeyi. Seviyorum. Seviyorsun. Yok, hayır, şöyle. Ben işte pandemi başlamadan önce ders almaya başlamıştım, piyano dersleri. Hı hı. Sonra tabii ki araya pandemi girince durmak zorunda kaldım. Şu an evimde öylece duruyor. Piyano duruyor. Ha, süper. Evet. Ama çok istiyorum, tekrardan devam etmeye çok istiyorum. Peki dansla... Dansa hep devam ediyorum. Evet, dansı hep bayağı aran iyiymiş gibi görünüyor. Bir yerde şey demişsin ya, R&B'ye yakın olduğunu mu söylemişsin? Öyle bir şey... Hip-hop. Hip-hop. Breakdance tarzı. Hmm. Öyle şeyleri çok seviyorum. Nerede yapıyorsun? Yani bir şeyi takip ediyor musun? Bu zaten K-pop dansı diye... Bu K-pop dansı, ona böyle bir heves etmiştim ben. Böyle çok güzel bir grup buldum, işte onları takip ettim falan filan. Bu koreografiyi öğrenmek istemiştim, evet. Ama şimdi hip-hop yapıyorum. Hip-hop yapıyorsun? Evet. Onun videosu hip-hop var mı çocuklar? Onun videosu yok, daha koymadım. Ha, ama var planın. Var, evet. Fanatik Fenerbahçeliymişsin. Evet. Hasta Fenerbahçeli misin? Tek biri mi var burada Fenerbahçeli? Yok mu başta Fenerli? Kim Fenerliler kimler? Çok azmış ya. 3 kişi falan var. Evet. Vay, yeteriz tabii. Sürekli maç takip eder misin? Ya çok izlemeyi sevmiyorum aslında. Biraz totem gibi bir şey bu. Ha, onu soracaktım. İzleyeceksem de gidiyorum maça. Statta izliyorum. İzlememe nedeni çok Hem etkileniyorum, üzülüyorum, sinirleniyorum. Çok normal. Hem de böyle bir işte şey yaptım yani, totem yaptım. Çalıştı mı totem? Arada çalışıyor kendileri. Ben Neşin Karaböcek. Meşin mi? Neşin. 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 Evet. Neşin. Geçen Neşin. Ha, gibi bir şey herhalde. Benim de çünkü o geldi aklıma gerçekten. Neşin. Evet. Ne güzel Neşin. İsim, anlamı ne? Nazlı demek. Nazlı açan bir çiçek demek. Nazlı açan çiçek. Yavaş açan bir çiçek demek. Anladım. Osur ipediz. Mesleğiniz nedir? Şimdi ben ilk kez burada ismimi açıklıyorum. O yüzden biraz heyecanlıyım. Neyin ismini açıklıyorsun? Kendi ismimi. Çünkü normalde ismini vermek istemeyen seyirci benim. Aa. Evet, o benim. Mantıklıymış ki isminizi açıklamamanız. Evet, çünkü ay ne dedin falan uğraşır dururdunuz. Neşin. Neşin. Evet. Peki ismini vermek istemeyen izleyici olarak kaç sene çalıştınız? 7 yıldır bu sektörün içindeyim. Aslında çocuk, yani şöyle, ilk çocuk kastından girdim. İsmini vermek istemeyen çocuk. Çocuk olarak, evet. Çocukken başladın. Çocukluğumda başladım. Benim gibi bu da. Aynen. Evet, yani peki, ailem yönlendi. Peki o piyasanın şey baskısını... Hissettiniz mi? Tabii. Çünkü burada hissediyorum. Yani tabii güzellik algısı olarak. Güzel. Evet, evet. Yani hep... Aynen. Çok kötü. Peki nasıl para kazandınız? Hesabıma yatırdılar işte. Zekalı aynı zamanda. Şöyle, biz aslında şöyle oldu. Bir hesabınıza ne kadar yatırdılar? Ne kadar dediniz? Evet. Ben nasıl para anladım? Yok, öyle sorulur ya. Nasıl para kazanıyorsunuz? Yani falan tamam. Gibi. Hetabıma yatırıyorlar. Zarfta veriyor. İBAN veriyorum. İBAN var ya TR. Onu veriyorum. Para geliyor. Sence işte başlarken ben
Çocukken çok daha iyi kazanıyordum. Neden? Ne oldu sonra kariyerinde? Sonra işte çok ara verince tabii afallamaya başladım. Şimdi pandemiden dolayı bir de program olmuyor. Evet. Ya ara o yüzden mi verdiniz? Yok aslında hani size evet dedim ama... Evet. Neşin Hanım siz biraz yanar dönersiniz de anladığım kadarıyla. Pandemide de ara verdim ama ondan önce de bir iki yıllık aram var. Ne yaptınız o bir iki yılda? Biraz hani kendimle kalmak istedim. Biraz içime dönmek istedim. İçinize dönmek evet, istedim. Biraz kimim, neredeyim? Çünkü sürekli ismimi vermiyorum ve bu benim için aynen. Bir... Ben kimim? Aa bir yere... Çok iyi. Siz peki hiçbir yerde mi isminizi vermiyordunuz? Hiçbir yerde. Mesela evde de isminizi vermiyordunuz. Tabii. Yani mesela Neşe git benim adım falan gibi mi? Evet. Çok iyi, çok iyi. Peki meslek hayatınız son mu buldu şu an? Evet, yani bırakacağım. Bıraktınız. Evet. Aa bizimle bırakmış oldunuz. Evet, o yüzden bu program çok iyi. Gerçekten bizi seçtiğiniz için çok mutluyuz. Ben de çok bizden mutluyum. Para isteyecek misiniz burada bıraktığınız için? Evet. Sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz bundan sonra? Şu an öncelikle her yere ismimi söylemek istiyorum. Merhaba ben Neşin. Merhaba ben Neşin. Ben Neşin. Sürekli böyle yani bir süre böyle. O bastırdığın duyguları evet, ortaya. Evet, evet. Çok zor. Çok içime kapandım çünkü. Çok zor. İçinize kapandım. Evet. Sevgiliniz var mı? Var. Ne iş yapıyor? Veteriner. Çok güzel. Sevgililer gününde ne yaptınız? Biz hiç ismimizi vermedik. Şarkınızı alalım. Tabii. Seni seviyorum aşkım. Hadi bakalım. Bu zarif kızın içinden dolmuş şoförü çıkması hiç hoş olmadı. Ne için? Ay'a benzer yüreğim ya. Aynen. Şimdi sonra haksızlık ol deme bana. Yo. Ay'a benzer yüreğim. Şarkıyı söyledim. Mustafa Sandal. Rica ederim. Çok başarılıydı. Ne için? Sen seç. Ben mi seçeceğim? Hadi ya. İnsanlığını göreceğiz. Yapma be. Üzülürüm. Ağlarım bak şimdi yine. Yok yok bir şey olmaz. Ağlar. Yok bir şey olmaz. Tamam. Balzamik içi sen balzamik içi evet. Evet. Ben içmeyeyim balzamik şimdi. Ay iyi çok kötü şimdi o ya. Senin yerinde olmak istemezdim. Yazık sana. Üzdü. Merhaba, buyurun sizi tanıyalım. Merhaba. Merhaba. Şöhret Küt ben. Böyle saçma şeyleri çok seviyorum. Şöhret Küt mü? Şöhret Küt. Evet. Şöhret Küt. Çok güzel bir isim. Çok ve teşekkür ederim. Çok kısa bir soyad. Şey gibi böyle. Star ismi. Aynen. Şöhret Küt. Yalnız star ismi gibi değil bak. Star o ismi olmaz. Şey o biraz ne? Daha... Mesela star ismi seninki gibi. Afra Saracoğlu. Ya böyle gidiyor falan. Şöhret Küt anam. Bir yerde düşmüş gibi. Nerede? Nerede? Anne mi? Bulamazsın mesela Küt'ü. Evet. Şöhret Hanım. Ben yalnız insanlar için plaj bekleyiciliği yapıyorum. Efendim? Yalnız insanlar için plaj bekleyiciliği. Evet. Mesela biri denize girmek istiyor. Evet. Ama tek başına. Ama evet. Onun çantasını birinin beklemesi evet. Gerekiyor. Mantıklı. Onu ben yapıyorum işte. Çok iyi fikir. Evet. Peki ne kadar alıyorsunuz? Beach'te çalışıyorum. Bodrum'daki özel beach'lerde günlük bir kotam var. İki evet. Saat bir beach'te bekliyorum. Çünkü ben aşırı güvenilir bir insan olduğum için öyle insanlar da herkese çantasını aşırı emanet etmiyor. Aşırı güvenilirlik belgeniz mi var? Nasıl evet, oluyor? Bizim beach'ler diye bir uygulamamız var. Beach'ler diye uygulamamız. Evet. Beach-der aplikasyonuna bakabilirsiniz. Aynen. Ne oluyor? Beach'ler. İşte böyle bekleyiciler var orada. Der ne? Dernek. Dernek. Ha okey. Ama beach yani. Evet ama beach. Okey ya. Türk İngilizcesiyle yazılmış. Anlıyorum da konuşamıyorum. Beach Derneği. Beach Derneği. O kelime aklına gelmemiş. Beach'i biliyor. Beach Derneği. Derya. Bu yaşanan bu orada. İsminiz ne? Şöhret Küt düştü yine. Orada evet. En yüksek puana ben sahip olduğum size için helal olsun. Aşırı güvenilirliğim de buradan geliyor. Aynen, çünkü senin anladım. Malını çalıp çırpmadım bu zamana kadar beklersen. Çok güzel, helal evet. Olsun. O yüzden de ücretim biraz pahalı. Mesela? Saat başı 200 lira alıyorum. Saat başı 200 lira alıyorsun? Evet. Çok iyi. Ama kişi başından yani derse ki bana bir saat bekle ondan 200 lira alıyorum. Saatim 200 lira değil, saatim daha fazla.
Siz matematikte bayağı iyisiniz. Aşırı kötüyüm. Allah'tan hiç kazıklanmadım bu zamana kadar. Kazıklanmadı. Siz kazıklansanız da anlamazsınız ki şimdi. Aplikasyon tutuyor onu. Aplikasyon tutuyor. Evet. Bence siz bir şey tutuyorsunuz ama. Allah tutturmasın. Ve hoş bir şey tutmadığınız açık. Şimdi bir saat, birinden bir saat alıyorsanız orada başka birini de aynı süre içinde ilgilenebiliyor musunuz başka biriyle? Yok. Çünkü %100 güvenilirlik politikamız var. Öyle politikanız birinin başında var. Bekliyorum. Çok iyi ya. Size helal olsun demiş miydim? Evet demiş. Dememiş gibi söyleyeyim. Helal olsun. Teşekkür ederim. Peki yani sizin aylık kazancınız ne bu meslekte? Düşünmemiştim hiç. O kadar belli ki düşünmediniz. Zaten bir ay bunu sürdürdüğünüz bir dönem oldu mu ben onu merak ettim. Aylık 6000'i buluyor yaz aylarında. Aylık 6000'i buluyor. Tabii. Kışında kayağa gidiyorum. Kayakta bekliyorum. Ne yapsak bu mesleğimi yapsak? Kesinlikle matematiği yok. Aylık 6000 günde zaten günde bir kişi bekliyor. Günde 2000 lira zaten. Yok bir dakika. 200 lira be. Ay ben hiç kafa gitti be. Senin de berbat. günde bir kişiyi bekliyorsunuz yani. Günde bir kişiyi bekleyip ben 200 lira mı kazanıyorsunuz? Evet. Yani günlük 200 lira, ortalık aylık 6000 lira. Şu an hiç benim hesapladığım yerlere gitmedik. Onu. Evet. Günde mesela kaç kişi bekliyorsunuz? Ben bu matematiği size ortalama öğreteceğim. Ortalama mesela. Günde kaç? Ha, bir dakika. Ha. Günde 10 kişi bekliyorsam günde 10 kişi 10 saat eder. 10 saat sizin çalışmanız mümkün değil. Günde 10 saat çalışamazsınız. 10 kişi bekleyemezsiniz. Yani zaten bitiyor. 7 yapar zaten tamam, beynine işte, güneş saat. Geçer. Bir de siz teksiniz değil mi bu tamam, işte? Tamam. O zaman aylık 60 bin lira mı kazanıyorsunuz? Evet. Burada ne işiniz var Şöhret Hanım? Buraya nasıl düştünüz? İzlemeye geldim öyle. Aynen çok iyi yaptınız. Evet. Buyurun şarkınızı dinleyelim çünkü muhtemelen vergi memurları şu an buraya doğru yola çıktı. Benle evlendirerinde Serdar Ortaç gitme. Yes. Ay ne içsen. Ne içsem? Sevgili Avra. Tabasco mu içsen, sirke mi içsen? Sirke yağ yakar. Evet, yo ben sirkeli su içiyorum. Okey, tamam. O zaman çok acımayacak. Çok sirkemiş bu da ya. Çok sirkeli. Bir şey söyleyeceğim. İçmek zorunda değilsin. Bir arkadaşımız senin için içer. İçeceğim tabii ki. İçeceğim oyunun kuralı tabii. Bu. Oyunun kuralı bu. Evet. Sonra üstüme başıma kurşulacak. Ay. Bırak onu bırak. Tamam. İçeceğim içeceğim. Aynen. Boku yedik. Kes kurşulacak. Olma bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Buyurun sizi tanıyalım. Merhaba, ben Dürdane Dolap. Dürdane Dolap. Evet. Dürdane Dolap. Dürdane Dolap. Bir yani çok özür dileyerek dolandırıcı gibi duyuluyorsunuz. Yani dolandırıcı gibi değil de birazcık aslında şans eseri mesleğimle daha sonra birleştirebileceğim bir soy ismim olduğunu öğrendim. Dolapçı mısınız? Hayır. Dürdaneci değilsinizdir diye umuyorum. kaçık çorap ojeleyicisiyim. Kaçık çorap ojeleyicisi. Ojele, ha. Yani böyle pervane oluyorum insanların etrafında. Ha, peki dürdane dolaptaki pervaneyi işaret eder misiniz? Çünkü dolap, ben göremedim. Dolap gibi dönmek. Ha, dönme dolap. Dönme dolap. Dolap sizinki. Keşke öyle söyleseydiniz. Dürdane dönme dolap olsaydı mesela şak diye anlardık ama sizinki şu an. Yine usur usur ipe dizmiş şey oldu. Yani keşke soyadımı ben seçebilseydim. Keşke siz seçebilseydiniz. Evet, evet Sayın Dolap. Kaçan çorapları ojeliyorsun. Evet. İnsanlarla okay. Böyle bir takip mesafesinde dolaşıyorum. Kaçtığını gördüğüm an hemen ojeliyip takip kaçıyorum. Mesafesi nedir? Hızınızın yarısı mı yürürken? Buyurun, sizi dinliyoruz Dürdane. Şarkımı söyleyeyim mi? Çal keke, evet. Başlıyorum. Lütfen. Kaldırma yüksek, sen de kal, sen de bitti. Ben kaldım, ben. Kim bitti? Ben bildim. Sen bildin ya, sen. Ben bir beraber edelim. Şimdi ben haksız şey yapmayalım. Ben mi bildim? Boş ver mi? Ha. Öyle bir şarkıydı tuzlu bu. Tuzlu su iç. Ödem yapar. İçme o zaman, limon suyu iç.
İçeceğim, içeceğim. İçeceğim. Biri içebilir senin yerine. Ay bu üf. Kız. Üf. Böyle bir tuz yok. Aynen. Wow. Tabii tabii. Tuz gölü gibi. Evet. Öyle ayarlıyor. Ben Tardu Eli Güzel. Tardu Eli Güzel. Evet. Ne güzel bir isim. Teşekkür ederim. İşiniz nedir, mesleğiniz? Ben trafo boyuyorum. Trafo boyuyorum. Trafo boyuyorum. Evet. Aa ne güzel. Hem de öyle düz boyamıyorum. Ev çiziyorum. Yani ne bileyim, evinizde görmek isteyeceğiniz güzellikte trafo hayal ediyorum sokakta da. Aa, o trafolar boyanıyor. Sizsiniz tabii, tabii. O. Çok da ciddiyim yani bu konuda. Çok da ciddisiniz bu konuda. Şimdi biri dalga mı geçti? Niye ciddi olmayasınız ki? Yani çok bir anlam verilebilen bir eylem değil. Çünkü çok sık sorulan bir soru. Neden hani ille trafo tercih edildiğine dair ama. Yo, uzmanlığınız odur. Aynen öyle gayet. Yani benim, ben mesela meslek. Uzmanlığın önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Mesela trafo konusunda hani bundan sonra trafo boyanacak ya ne yapacağız falan dendiğinde. Tak Sayın Eli Güzel. Eli Güzel. Aynen. Bu hareketi peki? Eli Güzel. Peki mesela bir trafo boyamanız kaça mal oluyor? 300-500. 300-500. Tabii. Malzeme dahil mi? Tabii astarsız. %100 işçi şeyinden de tasarruf var. Aa çok tabii, iyi. Tabii çok özel bir teknoloji. Aa süper. Çok güzel. Kendimi bile boyatacağım neredeyse öyle bir şey yani. Size helal olsun. Evet. O zaman şarkınızı alalım. Eller günahkar. Açar. Kim bilmişti? Tamam. Afra için Tabasco kim içecek? İçerim içerim. Gel bakalım. Ben içeceğim. Hayır canım. Ben kaybettim. Evet sen kaybettin. Ama ben içeyim. Umay'ı kovarım. Kıyamaz diye düşündüm Umay. Kovacağımdan değil. Umay'ı alkışlıyoruz. Afra Saracoğlu için. Tabasco'yu içti. Merhaba, sizi tanıyalım. Merhaba efendim, ben Enver Boyver. Enver Boyver. Boyver. Enver Boyver. Çok güzel. Enver. Gerçekten müthiş bir isim. Aileniz size atabileceği en büyük kazıklardan birini atmış. Aileniz şakacı mıymış Enver Bey? Yok, ailem şakacı değil. Yani bu... böyle bir isim soyu. Enver Bey'e ayrı belgesel mi çekiyoruz şu an? Ha? Duygulandım biraz. Duygulandınız. Bir şey, evet. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok. Duygulanmayın. Duygulanmayın, bir şey yok. Buyurun. Ne oldu, meme oldu değil mi? Evet. Ben, bizim mesleğimiz şu, yani yeni bir meslek. Bir son bir yıl içinde türedi. İnsanları, denize girmek isteyen insanları tekneyle kuytudan alıp açıkta denize sokuyoruz. Kuytudan derken kuytuda yani, ne yapıyorlar onlar? Böyle hani bir koya ya da daha böyle sakin, sessiz, bakir bir yere geliyorlar arabayla. Aha. Biz onları oradan alıyoruz. Daha denizin açık yani denize sokuyoruz Türkleri. Bu yeni bir meslek miymiş? Yeni. Yeni. Denize, insanları açıkta denize sokma yeni. Evet. Anladım. Siz nereliydiniz? Çünkü denizi olmayan bir yerde yeni olabilir ben gerçekten. Ben Muğla'lıyım. Muğlalısınız. Galiba... Ya bu dönemde iyice hani kıymete bildi sonuçta denize girmek. Değil mi? Evet. Doğru. Mantıklı. Sahilden olmuyor. Biz de açığa götürüyoruz. Ha yani. Siz şey bu şeyden kurallardan yırtmak için yapıyorsunuz. Evet. Çok iyi. Ne kadara biniliyor sizin tekne? Saati 300 lira kişi başı. Saati 300 lira kişi başı. Çok... Siz hepiniz bak bir şey söyleyeyim mi? Çokmuş yani. Yani gerçekten. Küçük bir tekne zaten. Yani hani bir hesap saat. Hesap da küçük beyefendi zaten. 3 kişi alabiliyoruz. Aynen. 300 lira. Bir saatte. Bir saat götürüyorsunuz, yüzdürüyorsunuz, geri getiriyorsunuz. Evet. Kreş mi anasını satayım? Ama zaten öğlen saatleri çalışamıyoruz. Güneşin çok tepede olduğu zamanlar. Aynen. Yani denizin ortasında iyice çarpıyor. O yüzden mutlaka. Hani 3'ten 4'ten sonra çalışabiliyoruz. Aynen. Anca zaten. Tabii tabii. Tabii doğru, eve doğru. Ekmek mi götürmeyelim tabii. Canım? Çok haklısın. Buyurun şarkınızı dinleyelim. Şu an şey, şu an telgraf çekiyor. Evet. Evet. Çok iyi. Harika. TikTok'ta haftaya bizlerle alkışlıyoruz. Çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi. Kendi besteni zannediyorum. Sen peki bildin mi bunu? Neyi? Mırıldanmayı. Ya o bir mırıldanma değildi ki.
O bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Şarkı mı? Yani. Şarkı mı öyle? Rap galiba. Değil. Martılar, Edis. Yok. Değil. Kartel. Değil. Ona eksi verelim diyor. Ona içtirelim. Tabii çok mantıklı. Sizi tebrik ederim. Bunu Efe'ye götürelim. Aa, hanımefendi. Kendi ilk hımlayamayıp içen. Evet, ilk. Evet. Mumlayamayıp. Yani yok, ilk değilsiniz ama daha önce de çok başımıza geldi. Hımlanamayabiliyor çünkü. Zaten ama şey, o limon suyu, tuzlu suya alışkınsınız. O da size çok şey yapmaz. Denizde çalışıyorsunuz çünkü. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hanımlar, beyler, Afran Sarıcıoğlu gerçekten berbat yarıştı. Ayaklarına sağlık. En çok eğlendiğimiz programlardan biri oldu. Her konuda bunu mu söylüyorsun? Bunu kim bilir? Daha önce kaç kıza söyledin? Söylemişsin de sen. Zaten dedim ki en eğlendiğimiz demedim. En eğlendiklerimizden biri dedim. Evet, tamam. O yüzden biraz dürüst olduğuma inanırsın diye düşünmüştüm. Kesinlikle inanıyorum. Aynen. Gerçekten lütfen. Seninle yan yana gelip bu programı yapabilmeyi çok istiyorduk geçen seneden beri. Ayağına sağlık. Biz çok eğlendik ya. İnşallah sen de gerçekten eğlenmişsin. İnşallah bizi izleyenler de böyle eğlenir. Ben İnşallah. Çok eğlendim çünkü. Biz çok eğlendik biz çekerken. Biz çok eğlendik çekerken. İnşallah siz de inşallah eğlenirsiniz. Hanımlar, beyler, biz çarşamba günü YouTube'dayız. Haftaya pazartesi neredeyiz bilmiyorum. Çünkü yasaklar artık kafamızı karıştırdı. Ama bir takım bayram programları planımız var. Bir yerlerde tekrar karşılaşacağız kesinlikle. Şimdilik iyi akşamlar. Thank you.